Canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Başdil ben. Açıp kapatmak zorunda kaldım. Bağlantı sıkıntısı yaşıyorum şu anda. Hoş geldiniz ruh dostlarım. Bugünkü canlı yayın konuğumuz sevgili Abdullah Canıtez. EFT, nöro EFT uzmanı. Bugün nöro EFT ve travma çözümü üzerine bir sohbet içinde olacağız sevgili Abdullah hocamla. Birçok yaşamsal bilgiyi hayati pratiğe dönüştürebileceğiniz bir konu ve bunun üzerinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Umarım hepiniz faydalanacaksınız. Sevgili hocam ilk defa yayınımıza geliyor. Alıyorum hocamı. Canlar. Hoş geldiniz hepiniz. Merhabalar. Sohbet Hocam, sana. Merhaba. merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz böyle şey oldum. Yayını bağlamakta zorlandım bugün. Çok yoğun bugün. Nedense bugün inanılmaz yoğun bir gün. Her yer, her yerde bütün dostlar şeyde canlı yayında. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz hele. Hoş bulduk. Çok iyiyiz. Çok yoğunuz aynı zamanda şu dönemler. İyiyiz. İnsanların şifaya ihtiyaç duyduğu bir dönem, biz de elimizden geldiği kadar bunu başarmaya çalışıyoruz. Hocam her gün canlı yayındasınız. Bülent hocamla birlikte o kadar güzel şeylere imza atıyorsunuz ki gerçekten Allah razı olsun. Şu süreç çok önemli bir süreç. Hepimizin topyekün uyanmamız gerekiyor. Size çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Sağ olasınız. Hakikaten bugün de bizler de burada Nisan ayından beri televizyonu bıraktıktan sonra burada başladım. Çok güzel oldu hocam. Nisan'dan Çok beri güzel burada oldu. bir aile olduk. O kadar kocaman bir aile olduk ki her gün böyle yavaş 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 ilerliyoruz. Olanları bir anlattık. Şimdi nasıl çözüm üretebiliriz? Ne yapmalıyız? Nasıl özgürleşebiliriz? Nasıl şifada ve huzur olabiliriz? Yavaş yavaş bunları artık vermeye başladık. Sizinle ilk yayınımız. Çoktandır yapalım istedim. Siz de çok yoğunsunuz hocam. Kırmadınız beni, geldiniz. Çok teşekkür ederim canım hocam. Evet. Sizi zaten takip edecekler canlar. Birazdan mutlaka eklemeye başlarlar. Sizin yaptığınız yayınları izlesinler istiyorum. Geçmişe dönük yaptıklarınızı. İnşallah. Hele o YouTube kanalınızdaki o kadar muhteşem meditasyonlarınız var ki orada. Ben o meditasyonları da yaptım bu arada. Girip girip yaptım hep. Çok güzel. YouTube kanalından da takip ederler sizi hocam. Evet canım hocam. Bugün ne diyelim? Ne yapalım? Nasıl başlayalım? Ben yavaş yavaş şurayı da. Evet, sizler de takip edeceksiniz canlar hocamızı. Evet. Evet, Buyurun şimdi Abdullah Bey. Mukaddes Hanım, aslında şifaya vesile olan birçok yöntem var. Ben de bu yöntemlerin içerisinde hem eğitmen olarak var oldum, hem de benim üzerime de uygulama yapıldı. Tabii ki biz bu süreç içerisine giderken kendimiz üzerine de şifalandırma çalışmaları aldık. İşte aile diziminden tutun, koçluktan tutun. Bunun yanında da yıllar içerisinde hep eğitimler aldık ki bunların işte en başı NLP ile başladı. Ki Türkiye'ye kişisel gelişim NLP ile girmeye başladı. Evet, ilk Bugün o kadar enerji çok vardı. kişisel gelişim, bu kadar çok kişisel gelişim eğitimi var ki artık insanlar hangi metodu kullanacağını şaşırıyorlar. Yıllar içerisinde ben çekirdek inancın kurucusuyum aslında. Çekirdek inanç diye Facebook'ta bir bazıları söz sayfası zannediyor onu. Halbuki söz sayfası değildi. Artık tabii ki orayla bir bağlantım kalmadı, onu da söyleyeyim. Telkin CD'leri yapmak, kişiyle görüşme yapıp böyle bir metot geliştirmiştim. Türkiye'ye bunu tanıttık. Sonra zaman geçti, bunun popülerliği yitirildi. Tabii biz araştırmalara devam ediyoruz hayatta. Eğitim almaya devam ediyoruz. Bu süreçte yeni Alman tıbbıyla karşılaştım. Bu bilgiyle işte neler yapabiliriz kısmı beni bir serüvene sürükledi. Ve hastalıkların travmalardan kaynaklandığını ve bu travmaları boşaltan bazı tekniklerin ve metotların var olduğunu öğrendikten sonra önce kendim de uyguladım, danışanlarım da uyguladım, eğitim veriyordum, eğitimlerde uyguladım. Baktım ki çok hızlı ve çok pratik çözümler alıyoruz. Bu süreç bizi böyle genişletti. Tabii belli ortaklıklar da yaptık. Bülent Şenyürek hocamı siz daha önce zaten tanıyorsunuz, ben Bülent tanıyorum sanırım. hocamla belki 20 yıl önce onunla bazı eğitimleri almıştım. İlk yani
30 yıl önce başladım bunları ama hocamla da yollarımız kesişti gerçekten. Çok muhteşem bir insan. Hocamı çok severim. Çok Çok güzel. çok çok O da çok severim. eski. İlklerden bir tanesi. Bu kişisel İlklerden. gelişimde NLP'de ilklerden bir tanesi Türkiye'de gerçekten. Doğru. Önümüzdeki hafta inşallah hocamla da yayın yapacağız. Tanıştıracağım herkesle onu da. Buradaki Evet. takipçilerimle. Evet hocam. İnşallah. Yani böyle bir yolumuz kesişmesinin tabii şöyle güzel bir tarafı oldu. Travmaların hastalıklara bağlı olduğu ile ilgili ben çalışma yaparken Bülent Hoca da zaman çizgisi üzerinde atalardan gelebilecek travmalara zaten çalışıyormuş. Şimdi öyle bir bütünleşme oldu ki biz oturup bunu bir eğitim modülü haline dönüştürdük. Basamaklara ayırdık. İnsanlara bu anlamda şifa verme yolunu beraberce başladık. Bunun yanında demo yapma fikri ortaya çıktı. Tabii beni bulan insanlar biraz nöroformat tekniğiyle ilgilenen insanlar da oluyor. Yani işte Barış Muslu'nun kitaplarını okuyor olabiliyorlar vesaire. Fakat bizim yaptığımız çalışma tamamen farklı bir boyutta. Travma bulma teknikleri kişi öğrenebiliyor. Mesela şöyle bir farklılık söyleyeyim. Yeni Alman tıbbı diyor ki bugün bir ayrılık travması yaşadım. Birkaç yıl sonra egzama olabilirsin. 3 yıl sonra egzama olabilirsin. Ama şöyle bir hadise var. Yeni Alman tıbbı tabii ki 70'lerde gelişmiş, 80'lerde gelişmiş. Anne karnını hesap etmemiş. Atalardan geleni hesap Tabii, etmemiş. tabii. Mesela biz burada ne yapıyoruz? O travmayı önce bir bul. Ha, bulduk travmamızı. Sonra o duyguyu boşaltman lazım ki sağlığına kavuşabilir. Çünkü birçok insan şunu bilmiyor daha. Travmalar hastalıklara sebep oluyor mu hocam? Hocam vallahi stresten oluyordur ya. Travma değildir o. Hayır, travma. Bakın Mukaddes Hanım bilirsiniz filmlerde çıkar. Gerçek hayatta da görmüşsünüzdür. Birisi vefat eder. Bir yakını vefat eder kişinin. Bir gün sonra saçları bembeyaz olur. Evet. Bu bir travma değil mi, Evet, değil mi? evet, evet, Yani evet. orada etkiyi çok hızlı görüyoruz. Bakın orada etkiyi çok hızlı görüyoruz. Ama bazı olaylar var. Travmayla hastalık arasındaki bağlantının süresi uzun olduğu için orada aradaki bağlantıyı kuramıyoruz. Mesela Evet. bir danışanım anlatmıştı bana. Mukaddes Hanım dedi ki ben dedi babamın ölümünde hiç ağlayamadım, yasını tutamadım. Neden dedim? En büyük çocuğum dedi yani en büyük abi abla olmak zorundasın. Orada her şeyle ilgilenmek zorundasın. Anne baba olmak zorundasın vefat ettiği zaman. Her şeyi oluyorsun onların. Bir damla gözyaşı dökemedim. Aradan 3 yıl geçti. İşte ankilozan spondilit hastalığına yakalandım. Çünkü duyguyu boşaltamadık. Evet. Duygular boşalmayınca da kişi hasta oluyor. Evet. Aslında o yüzden öyle durumlarda da yasın tutulması, hani 40 gün falan Çok önemli. denir. Yas tutulması çok önemli o süreçte. Eski kadim atalarımızda yas ila onun için yaslıyım derler ya, hani 40 gün yaslayım derler. Yas ilan ederler. Acılarını yaşarlar ki oradaki travma olmadan çözülebilsin diye. Eski kadim insanlarımız çok bilgelermiş. Zaten evet zaten öyle şeyler söylüyorlar ki işte bir insan mutlaka bir fiziksel hastalığı varsa ne diyorlar? Çok çekmiştir. Değil mi? Yani çok acı çekmiştir anlamında travmalara atıfta bulunuyorlar aslında. Bir de çok enteresan bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani işte geçmiş geçmişte kaldı diyorlar. Genelde hani insanlar böyle birbirlerine konuşurken. Ama geçmişteki bir olayı hatırladığınızda hala üzülüyorsanız geçmiş geçmişte kalmamış. Geçmiş hala şimdiki zamanda var olmaya devam ediyor. İnsanların birçoğu Mukaddes Hanım dışarıda baktığınız zaman hayal aleminde yaşıyor. Şimdiki zamanda kendilerini var edemiyorlar. Çoğunun da endişesi var zaten gelecek endişesi ki bunu günlük olaylar tetikliyor. Korona tetikliyor, işsizlik tetikliyor, o tetikliyor. Bir bakıyorsunuz bu insanlar gerçek benlikleriyle bir araya gelemiyorlar. Ve bu bilgiler de onlara okulda öğretilmiyor. İşte bugün kişisel gelişimin geldiği noktayı düşünün. Okullarda bize öğrettikleri işte balığın işte kalbi üç gözlü efendim işte bunlar da önemli. Tabii ki biyoloji de önemli, fizik de önemli, kimya da önemli ama hiç kimse bize şu beynimizin kullanma kılavuzunu vermedi. Hep bizden istenildi ki iradeli ol. Hoca öğretmene soruyorsun. Hocam nasıl iradeli olacağım? İradeli ol işte ya. İşte hayvanları sev, insanları sev. Nasıl seveceğim? Yani içimde olsa zaten seveceğim. Çok sık karşılaştığımız bir soru Mukaddes Hanım. Nasıl bilgisi? İşte bu nasıl bilgisi zamanla kişisel gelişimi ortaya çıkartmış. O nasıl veren cevaplar kolaylaştırıyor işimizi. Yoksa bir çocuğa şöyle söylediğiniz zaman işte farkında ol.
işte veya kardeşini sev dediğiniz zaman o saf bilinçli olduğu için direkt evet nasıl sorusunu sormuyor. Evet sevebilirim onu diyor. Çağırılıyor. Ama bizler yetişkinler hep hesap kitap içerisindeyiz. Hesap kitap içerisinde olduğumuz için bir nasıla ihtiyaç duyuyoruz. O Evet. yüzden nedenler üzerine felsefeler çok fazla var ama nasıl yapılır bilgisi yok. İşte bu nasıl yapılır bilgisi biz ne yapıyoruz? Pratikleştiriyoruz. Eğitimlerde pratikleştiriyoruz mukaddesat. İşte demolar yapıyoruz. Bunlar ücretsiz. Her hastalığın demosunu yapıyoruz. Bununla ilgili kitap da çıkacak yakın zamanda, yani bir İnşallah. hafta içerisinde. Oo, süper. Süper. Her hastalığın demosunun nasıl yapılacağının adım adım açıkladık kitapta. Yani insanlar yakınlarına çalışabilsin, gözünü kapatıp kendi kendine çalışabilsin. Çünkü öyle güzel sonuçlar alıyoruz ki. Bir kamp yapmıştık Şile'de. Bülent hocam da vardı, Adil Maviş hocamız da vardı. Kampta baktık ki demo vakti gelmiş. Ben de unutmuşum demonun olduğunu. Dedim ki ya bizim Instagram'a bağlanmamız lazım arkadaşlar. Bugün bitirelim, yarın devam edelim kampımıza dedim. Kamptaki arkadaşlar da dedi ki hocam sakın dedi şey yapın, canlı yayını açın, hep beraber yapalım. Biz de olalım orada. Instagram'da hep beraber ağız kokusu demosu yaptık. Ve çok çok güzel şifalanmalar oldu. Bize de şimdi Instagram'dan yazıyorlar arkadaşlarımız, ya yıllardır çektiğim ağız kokusu geçti. Yani burada biz özel sihirli bir şey mi yapıyoruz? Elimde bir büyü mü var? Hayır. Duygulara hitap eden o hastalığın dramatize edilmesi. O hastalığa ait cümlelerin dillendirilmesini yapıyorum. Benim işim bu. Şeyde YouTube kanalında bir de şey var, diş sıkmalarını gördüm mesela. Diş sıkması olan arkadaşlar o kadar çok ki, şimdi onlara da duyurmuş olayım buradan. YouTube kanalınızdan sizin diş sıkmayla ilgili hep soruyorlar. Bütün şeyler, konuklarım geldiğinde diş sıkmayı soruyorlar. Diş sıkma problemi olanlar o şeyi de, meditasyonu da yapsınlar sizin YouTube kanalınızdaki. Evet. Tabii diş sıkıntı önemli bir hastalık. Değil mi? Ve travması, bakın hamilelik döneminde anneniz bir şeyi gizlemek zorunda kaldı mı? Travmalarından bir tanesi. Ya da çok kontrolcü bir karakter misin? Şimdi biz travmaları buldurmak için mukaddesen her hastalıkla ilgili böyle özel sorular sorabiliyoruz. Ya da işte belli şu travmayı ara gibi, işte bunda ayrılık ara, işte efendim bu travmalarda ölüm ara, öbürlerinde şunu ara gibi özel hatırlatıcı cümleler söylüyoruz ki kişiler travmalarını fark Bunlar edebilsinler. kitapta olacak mı? Önümüzdeki hafta çıkacak kitapta. Kitaptaki daha Yok. çok demo Ha, uygulamalarını tamam. içeriyor. Mesela Okey. diş sıkmasında hangi cümleleri söyleyip EFT vuruşlarıyla beraber yapıyoruz İşte çok doğrultuları. önemli onlar. EFT vuruşunu ben çok severim hocam. Yani çok da kullandığım bir metottur benim. Çok önerdiğim bir metot. Şifalandırma seansları sırasında sormayın. Ben de 15-20 tane o şifa şeylerinden, şifacılıklardan var. Öyle bir yer yapmıyorum ama amatörce eczanede hepsini yapıyorum. Yani aslında epey bir, dediğiniz gibi, 30 yıllık bir emek bu. Hani çok önce kendimizi şifalandırdık. Ondan sonra şifacılık yapıyoruz. Şükürler olsun. Ama tabii beni buraya getirdi olay. Şeyinden saptı yani. Buraya kadar geldik. Hayırlısı. İyi ki, iyi ki. Yani sizin de burada büyük bir amacınız var. Bakın ben sizin kanalınızı daha önce işte başka arkadaşları takip ederken de keşfettim. Baktım ki yani siz gayet güzel konuklar alıyorsunuz. Hepsi birbirinden değerli. Şimdi bu kişileri birilerine tanıtmak çok güzel bir şey. Yani O sizin da de zaten bu televizyonculuğumdan geldi. Tam böyle yapıyorum. televizyonda bir baktık şey oldu. Pandemi süreci patladı. Ben İstanbul'a gidip gelmeyeyim, uçağa binmeyeyim şeyi, televizyona ara verelim derken kendiliğinden otomatik olarak bitti. Burası daha bir dokunur hale geldik herkese. Her şey, hani kitaplardan çok, 6 kitabım var. Kitaplardan çok burada dokunmaya başladım. Önceleri ben anlatayım niyetli yapıyordum ama sonra baktım hem ben anlatayım hem herkes anlatsın. Tek başına şey, yol çizildi. Yolu da tabii bizler çizmiyoruz ki. Çizen çiziyor yolları. Hakikaten biz çizdik Yani zannediyoruz. şimdi konuyu bilen, konuda uzmanlık sahibi olan bir kişinin sunması başka bir şey. Bu konulara Doğrudur. yabancı, bu konuları ilk defa duyan. Şimdi bazen konuklar ismimizi şeye gidiyoruz, televizyon programlarına gidiyoruz. Orada işte Abdullah Canitez mi, Canıttaez mi böyle bir ismin okurken bile çünkü o soruları ilk defa almış eline. Konuya da bakıyor. Bu sefer
soruları anlamayınca şey yapıyor. Gündelik hayattan şeylerden bahsetmeye çalışıyor. Tabii bizim de bu konuda tecrübemiz var. Ben de hemen soruları çeviririm. Kendi istediğim cevapları veririm. O ne söylerse söylesin. Şeyler kıyamam. Üstadlar arıyorlar şimdi yayından önce birkaç saat önce çoğu. Ya Mukaddes hocam ne yapacağız? Soru mu vereyim? Yok diyorum. Artık yani 6-7 yıldan beri yok. Soru yok. Akışta. Her şey akışta. Sonra şaşırıyorlar, arıyorlar. Abdullah hocam, Mukaddes hocam ben hiçbir televizyonda böyle güzel bir yayının içinde olmadım diye. Hepsi çok sağ olsunlar. Çok hakikaten. Şimdi EFT. EFT ne demek hocam? İlk defa tanıyanlara bir EFT nedirle girelim mi konuya? Yani EFT nedir? Evet. Ne yapalım? Yani tabii EFT banka havalesinde bankada kullandığımız bir sistem gibi algılansa da aslında EFT Emotional Freedom Techniques, duygusal özgürlük teknikleri adıyla kısaltılmış. Aslında temel bir doktor arkadaşımızın yıllar önce akupunktur noktalarını fark edip zaten vardı ama noktaları özellikle elle vuruşlar yaparak şifalandırma süreciyle başlamış. Yani örnek verelim, şu gözün altında bir nokta vardır, akupunktur noktası. Burası mide meridyenidir. İşte şurası başka bir yere gider, burası başka bir yere gider. Hani bilirseniz akupunkturda da kulağın etrafına yaparlar ya. Şimdi buradaki mesele şu, bunu bir mühendis, Gary Craig, şunu fark etmiş. Demiş ki ya bu her noktanın anlamını bilmek zorunda değilim. Ben şöyle bir şey yapayım, bütün noktaları vurayım geçeyim. Yani akupunktur noktaları hassas noktalar belli mi? Belli. Ben o hassas noktalara vuruş yapayım, insanların sorunları gitsin. Çünkü akupunktur noktalarına vuruş yapmanın çeşitli hormonları etkilediği, enerji sistemindeki tıkanıklıkları giderdiği artık modern tıbbında araştırmalarıyla ispatlanmış durumda. Pratikte de işe yaradığını görüyoruz. Hani bilimsel ispatı kenara bırakıyorum. EFT vuruşlarını durduk yere yapmanın hiçbir anlamı yok. Ama bir duyguya girip, duyguyu yükseldiği zaman vuruş yaparsak ne oluyor? O noktalara vuruş yaptığımızda duygu boşalıyor. Örnek verelim. Biz genelde başın tepesiyle köprücük kemiğine vurduruyoruz Ben de demolarda. ikisini çok severim, evet. O iki Daha nokta en önemli etkili, değil nokta. mi? Daha etkili, evet. Ama daha etkili. Özellikle başa elektrik sinyali yani beyne elektrik sinyali gönderdiği için. Yalnız bu noktalara böyle durduk yere vurursam herhangi bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü duyguya girmemiş oluyor. Şu an aklımda sizinle konuştuğum cümleler var. Ama ben atıyorum bir travmamı düşünürsem, travmamı düşünürken o sırada yaşadığım öfke olabilir, değersizlik olabilir, yetersizlik olabilir. Hangi duyguysa onu hissedersem, o hissetme anında vuruş yaparsam duygular boşalıyor. İşte bu EFT kısacası duyguları boşaltırken kullandığımız bir araç. Çok nokta var. Bu kadar kazanım siz de biliyorsunuz Evet, konuya evet. hakim. Çok fazla nokta var. Yani İşte tüm kimisi böyle noktaların koltuk altına vurur, kimisi böyle parmaklara vurur parmak ama uçları. onlara hiç gerek yok Evet. gerçekten. Yani o total yapıldığı zaman evet tümüne tabii bazen tümüne ben kekemelik çalışmıştım. Mesela bir 3 saat sürmüştü. Orada hepsini kullanmıştım. Yani 30 yıllık kekemelik orada bitmişti. Benim yanımda çalışan bir kız kardeşimiz için. Hakikaten bir 3 saat neredeyse EFT'ye döne döne başka yöntemlerle çalışmak zorunda kalmıştık. Böyle 3 kolu falan safra kusmuştu kızcağız. 3 saat içinde hiç ben o kadar bir insanın çıkardığını ve bu EFT noktalarıyla ilgiliydi bu kusma olayı. Çok enteresan. Hocam yine de bu noktaların hepsini söyleyin siz. Ama asıl iki tane noktanın üzerinde Timus ve Biz iki tane iki kullanıyoruz ama tanesini. Tamam, iki tanesini söyleyelim. şöyle Bence de, aslında bence de. yani şöyle aslında insanların bir hassas akupunktur noktası var. Mesela gözün yanı da olabilir kiminde. Kiminde kaşın başı olabilir. Biz genelde baş bölgesini kullanıyoruz onu söyleyeyim. Geri kalan kısım dediğiniz gibi bazı vakalarda uzun uzun çalışmak gerekebiliyor ama mesela kişi sadece buraya vursa da olabilir. Çünkü buradaki maksat beyne elektrik sinyali gönderme. Hocam ben şuraya vursam olur mu? Olmaz. Yani olur da 5 saat sonra olur. Neden 5 saat sonra olur? Beyne elektrik sinyali geç gider. Buradan daha hızlı gider. Buradan geç gider. Hani işte bir bilirsiniz kişiler birini kaybettiğinde böyle dövünürler ve ellerini böyle böğrüne vururlar değil mi? Şimdi orada bir hassas nokta var. Orada belli bir hormonun salgılanması var. Neden buraya vurmuyoruz da buraya vuruyoruz? Kendini Buranın özel bir nokta olduğu sakinleştiriyor kendini aslında. sakinleştirdiği için. Beden, Dolayısıyla bilge. hocam ben buraya vursam da olur mu? Arkadaş olmaz. Özel nokta burası. Özel nokta burası. Özel nokta burası. Özel noktalar var.
bu noktalara vuruş yaptığımızda, dediğiniz gibi bakın koltuk altı var, parmak uçları var. Birçok noktaya vuruş yaptığımızda aslında EFT bu noktada çok faydalı oluyor. Fakat EFT'nin şöyle bir dezavantajı olabiliyor. Bütün noktaları kullanırsanız duygu kaçabiliyor. Evet. Ya bunu mu söyleyecektim ki? Özellikle kendi yapıyorsa, siz yapıyorsanız sıkıntı yok da. Hani her noktaya vuracağım derken duyguyu kaçırabiliyor. O yüzden noktaları vuruş yapmaya devam ederken noktaya vuruş yaptığını unut. O sırada travmanı düşün. Annenin vefat ettiği anı düşün. Efendim işte belki çok daha böyle derin bir olay yaşadın, bir trafik kazası yaşadın, sevginin seni terk etti, bir mesaj attı. O mesajı hala hatırladıkça ona kızıyorsun, kendine kızıyorsun. Onu düşünüp EFT vuruşları yaptığın zaman kişiler şunu söylüyor mukaddesen, siz de deneyimlediniz bunu bilirsiniz. Olayı hatırlıyorum ama sanki artık ben yaşamamışım gibi. Evet. Artık ortada duygular sıfırladı. Sihir gibi. Gerçekten çok iyi hissediyorum Gerçekten kendimi. sihir gibi. Müthiş. Müthiş hocam. Bir tane yapalım mı? Yapalım mı bir tane? Bir Mesela tane yapalım. evet sevgilisi terk etti. Onu yapalım. Ya da başka bir şey Ya aklınıza. burada şimdi en önemli kısım şu. Bir travmayı parçalara bölüp en kötü hissettiğimiz anları bir yere kaydetmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. İşte mesela sevgilimden o mesajı aldığımda orada kötü hissettim. Onu okuduğumda, işte kapıyı çarpıp gittiğinde sevgilim orada kötü hissettim. Birden fazla an var. En kötülerini bir kağıda yazmalarını isterim ben insanların bu noktada. İşte mesela annesinin hastalandığı ile ilgili bir travmaya çalışıyorsa, işte bu haberi kardeşimden aldım. Uçağa bindim, uçakta yalnız hissettim. Doktorla görüştüm, doktorla görüşünce panikledim. Annemin yüzünü gördüm hastanede. Annemin yüzünü sapsarı gördüğümde üçüncü kez, dördüncü kez panikledim. Bakın burada bir olayın içerisinde Evet. dört tane, beş tane konu var. Biz bir tanesini seçtiğimizi varsayalım. Mesela ne olsun bu? Annemin yüzünü sapsarı gördüğüm an çok endişelendim kısmına EFT vuruşları yapmış olalım. Öncelikle olaya gideriz mukaddesen. Olayın içine gireriz. Dışarıdan bakarsak genelde duygulara ulaşamıyoruz. O yüzden içeriden bakmayı genelde şey yapıyoruz, tavsiye ediyoruz. O olayın içine giriyoruz. Sanki o yaştaymış gibi hissediyoruz. Annemizin yüzünü sapsarı bir kere görüyoruz. Onun bu olayın neden kötü hissettirdiğini kendimize saymaya başlıyoruz. Evet, annemin yüzünü sapsarı gördüğüm an çok kötü hissettim çünkü annemin ölmesinden. Çünkü annesiz kalmaktan korktum. Çünkü annem zaten yıllar içerisinde sıklıkla hastalanıyordu. Bunları söylerken kişi nedenleri sayarken duyguya girmeye başlıyor. Hafifçe duyguya girmeye başladıktan sonra annemin yüzünü sapsarı gördüğüm an kendimi çok çaresiz hissettim. Onun vefat etmesinden korktum. Ve gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten çok kötü hissettim. Onsuz ben ne yaparım? Olsuz ben ne yaparım? Bu arada kendimizi suçladığımız konular varsa onları da cümlemizin içerisine ekleyeceğiz. Mesela burada ne olabilir? Cümlemiz. Zaten yeterince annemin yanında bulunamadım. Tatile çıktım. Onu doğru doktora götüremedim. Çok fazla ilgilenemedim. O yüzden ben de suçluyum. Annemin hasta olmasından dolayı ben de suçluyum. Bu suç bana da ait. Kendinizi suçlamayı çözmezseniz genelde Evet. travma çözülmüyor. Bu arada karşıyı suçlayacağımız durumlar varsa yine olumsuz cümlelerin içine ekliyoruz. Mesela diyoruz ki bu doktorlar yeterince annemle ilgilenmediği için gerçekten bu doktorlara kızgınım. Aynı zamanda babam annemin yanında yeterince olmadı. Annemin yanında yeterince olmadığı için babama da çok kızgınım. Ne yaptık? Kendimize kızdık. Karşıya kızdık. Neden kötü hissettiğimizi saydık. Gerekirse ağladık. Burada ne yaptık? Olumsuz duygunun içerisindeyiz artık. Müthiş. Şimdi bir süre sonra olumlu duyguları ifade etmeye başlayacağız. Diyeceğiz ki artık aradan zaman geçti. Artık annem sağlık problemi tamamıyla bitti. Babamla annem arasındaki ilişki benim düşündüğüm gibi olmayabilir. Ben babamı bencillikle suçlamıştım ama annemin de hataları var. O yüzden o olay öyle düşündüğüm gibi olmayabilir. Ben zaten bu duruma karışarak yanlış yapıyorum. Ben onların çocuğuyum. Şimdi ne yapıyoruz? Mümkünse olumlu cümleler. Burada affetme cümleleri kullanabiliriz. İşte orada olay önemli. Onları da sayacağız. Kendimizi suçluyorsak kendimizi affetme cümlelerini de sayacağız. Evet, annemin yanında yeterince olamamış olabilirim ama daha sonraki günlerde, aylarda, yıllarda çok dikkat ettim. O yüzden artık kendimi suçlamaya gerek yok. Artık aradan zaman geçti. Şu anki aklım olsaydı zaten ben farklı davranırdım. Ne yapıyoruz? Olumlu cümleler. Sonra duygunun yerini tarif edip serbest bırakma cümleleri söylüyoruz. İşte buradaki duygunun yeri mesela karın olabilir, göğüs olabilir, boğaz olabilir. Genelde buralarda sıkışıp kalıyor.
Desem, Evet. oraya düşünerek diyoruz ki annemin yüzünü sapsarı gördüğüm an karnımda oluşan tüm bu gerginliği serbest bırakıyorum. Bağırıyoruz. Duyguyu atmak için yüksek bir tonajda bağırıyoruz. Böylece ne oluyor? Duygu serbest kalıyor. Serbest bırakıyorum cümlesini söyledikten sonra da şunu söylüyoruz. Hanım, neden serbest bıraktığımızı kendimize saymamız lazım. Annemin yüzünü sapsarı gördüğüm an karnımda oluşan gerginliği serbest bırakıyorum. Çünkü kendi sağlığım için. Çünkü kendi mutluluğum için. Çünkü Çünkü annem kendimi hayatta seviyorum. olduğu için. Evet. Çünkü kendimi seviyorum. Nedenler sayarak Evet. serbest bırakıyorum. Mümkünse de bazen nefesle birleştiriyoruz. Yani burada artık hani bu temel bir yapı var. O temel yapıyı insanlar süsleyebilir. Nefes teknikleri biliyorsa onunla süsler. Cümleleri kurarken kendi özgün haline göre kurar. Bunun belli bir kalıbı var. Bu kalıbı uydurup travmaları düşündüğümüz zaman muhteşem bir özgürlük yaşıyoruz. Hastalıklar iyileşebiliyor. Bakın çok enteresan bir şey söylüyor Mukaddes Hanım. Eğer ki bu EFT çalışmasıyla kişi yüzleşme yaparsa, kimle yüzleşirse genelde anne, baba ve eştir. Yani onlardan çok çekmişlerdir. Genelde fiziksel kişinin fiziksel hastalıkları da iyileşiyor. Migreni Kesinlikle, varsa migreni, kesinlikle telde her kusur varsa şey, telde. aslında her şey çözülebilir. Yani EFT ile bütün hastalıklar çözülebilir. En kötü hastalıklar çözülebilir. Hepsinin duygusuna inilirse, hepsinin Aynen. kaynağına inilirse. Çok güzel bir Bir de yöntem. şöyle bir soru geliyor mukaddesen. Diyorlar ki ya ben babamla diyelim ki 200 tane travma yaşadım. 300 tane travma yaşadım. Hep her birine tek tek çalışmak zorunda mıyım? Ben de diyorum ki böyle bir durumda. Eğer çok fazla travman varsa bir kişiyle ilgili o kişiyi toptan karşına al. Yüzleş 300 tane travmanın hepsine tek tek çalışmana gerek yok. Evet. Yani bir babayla bir insanın 1.000 tane travması olabilir. 1.000 tane şeyi de konuşmasına gerek yok. Yani Yok. 1.000 tane travmayı konuşmasına gerek yok. Baba sen beni üzdün. Baba sen bana genel olarak böyle yaptın. Sevildiğimi hissetmedim. Şunu hissetmedim. Bunu hissetmedim. Bana bağırdın. Bana çağırdın. Bana kızdın. Bunlar çalışılabilir. Ama sen beni seviyordun. Ama sen benim babamdın. Ondan sonra da yerine değil mi? Bu şekilde konulabilir. Tabii. Evet. Pozitife de geçersin bir süre sonra. Gerçekten çok güzel bir şifalanma yaşanır bu durumda. Evet. Neuro EFT dediğimizde EFT'yi kullanmayı anlatmış olduk biraz. Neuro EFT dediğimizde hocam, yani bütün travmalar geçmişe bağlı olan travmaların hepsi de şifalanır. Peki atalarla ilgili travmalarda bu EFT ile şifalanır mı diye sormuşlar şimdi. Sorulardan bir tanesinde gördüm. Yani aslında travmayı bulmak işin daha büyük bir çözüm. EFT vuruşları burada tabii duyguyu sağaltırken, bedenden özgürleştirirken kullanıyoruz ama bazen mukaddesen şunu görüyoruz. Olayın travmasını hatırlaması yeterli geliyor. Yani bu ne demektir? Önce travmayı bulmak EFT vuruşlarından daha önemli. Ve bu travma bizim kendi geçmişimizden gelmeyebilir. Biraz önce söylediğimiz gibi atalardan da gelebilir. DNA kodlarıyla gelir. Dolayısıyla biz Bülent Hocam'la yaptığımız eğitimin ismini de değiştirdik. Önceden nöro EFT eğitimi diyorduk, şimdi nöro DNA eğitimi diyoruz. DNA'lardan geliyor ya şeyler, sıkıntılar. Evet. Dolayısıyla bu nöro DNA eğitimin veya bu çalışmalarda şunu yapıyoruz. Atalara gittik, orada bir olay bulduk. Dedemizin dedesinin yaşadığı bir olay. İki kuşak, üç kuşak, dört kuşak geriden geliyor. Olayı hatırladıktan sonra orada sıkışmış duygu var. Bize geçmiş DNA'lar yolluyordu. O sıkışmış duyguyu İki türlü, üç türlü, beş türlü, 10 türlü değiştirebiliriz, yok edebiliriz. NLP teknikleri de dahil, EFT vuruşları da dahil. Genelde insanlar ataların yaşadığı olayları gördüklerinde şöyle bir şey oluyor. Ya dedem 12 yaşında tarlada yalnız, gerçekten çaresiz hissediyor diyor. Ben de ona şunu soruyorum. Şu an dedenin yaşadığı olay gözünün önüne geldi ya diyorum. Dışarıdan mı bakıyorsun dedene yoksa dedenin bedeninin içinde misin diye soruyorum. Bazıları diyor ki ya dışarıdan bakıyorum. Gir bakalım dedenin bedenine. O anda ne hissediyor diyorum. Dedesinin bedenine giriyor. Dedesinin bedenine girdiğinde EFT vuruşlarıyla dedesinin yaşadığı durumu kendi bedeninden boşaltıyoruz. İşte orada EFT yine kullanılmış oluyor bir nevi. Bu oluyor orada. Hem dede bundan özgürleşiyor, hem dededen sonra gelen kuşaklar rahatlamaya başlıyor. O yüzden kullanılabiliyor. Zaten bu şifa çalışmalarının tümünde benim hep anlattığım şey şu. Abdullah şifalanırsa, mukaddes şifalanırsa
Aslında geçmişe doğru bir şifalanma gidiyor. Yani aslında ben kendimde şifayı dönüştürdüğümde benim annem de Allah ömür versin o da şifalanıyor. Benim çocuklarım, gelecek olan torunlarım, benim 10, 100 yıl sonraki neslim de aslında şifalanmış oluyor. Onun için ailede birilerinin şifalanması, Şart. arınması ve temizlenmesi o kadar önemli ki ve bunu yapan insan yani birçok insanın hayatını dönüştürüyor çok net bir şekilde. Yani kardeşinin torunlarını, geleceğini yani bir nesli temizliyor aslında. Onun için herkesin bunu yapması lazım ve gerçekten çok uzun zamandır ben ihmal ettim. Kendim de anlatmadım. Yani bu EFT tekniğini anlatmamın zamanı bugünmüş. Neredeyse bir yıldır yapıyoruz bunu. Hakikaten çok özür diliyorum bugün herkesten. Ama hocam bu inanılmaz önemli. Bununla ilgili bazı detaylar da vermek isterseniz, daha fazla hani detay vermek isterseniz soruları Olur. açmadan önce. EFT özellikle ağrılarda muhteşem işe yarar. Ağrılar çünkü bedende bir semptom olarak ağırlık olarak hissedilir, işte batma olarak hissedilir. Özellikle o noktaya odaklanarak ya tam seri vuruş, sizin bahsettiğiniz gibi tüm noktalara vuruş ya da benim gösterdiğim gibi tek noktaya vuruş şeklinde odaklanarak yapıldığı zaman ağrılar yok oluyor 5-10 dakika içerisinde. İkincisi bizim EFT'de kullandığımız bir yöntem var. Ağrıya kızma. Ağrıyı karşımıza alıp sanki bir bireymiş gibi. Bak sen bana çok, ben seni hayatımda istemiyorum. Çünkü sen beni kızdırıyorsun. Çünkü sen benim çocuklarımla ilgilenmeme engel oluyorsun. Sabah geç kaldırıyorsun senin yüzünden. Ona kızıyoruz, kırbaçlıyoruz. EFT vuruşları yaparken tabii durduk yere yapmayacağız bunu. Bu kızgınlık bitinceye kadar devam ettikten sonra bir süre sonra ağrıyı kabullenme cümleri söylüyoruz. Ağrı seni kabul ediyorum, sana teslim oluyorum gibi cümleler söyleyerek Senin verdiğin mesajı ağrıyı alıyorum, kabul ediyorum, anladım. kabul Evet. ediyorum. Deyince ağrı sonsuza kadar yok olabiliyor. Müthiş. Yani bu güzel bir şey. Ha yok olmuyorsa da mukaddes hanım travmasına inmek lazım. İşte orada travma çözümleri geliyor bazı noktalarda. Şimdi de yok edemiyoruz çünkü atalarda çok büyük üzücü olaylar var. Oraya gidip çözersek bu sefer ağrısı tamamen yok olabiliyor. Çünkü ağrıların, sancıların, hastalıkların hakikaten boş değil. Onlar ilahi armağanlar. Onlar bize bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Böyle bakmamız gerekiyor. Her hastalığın özünde bir travma, bilinçaltı bir sebep, mutlaka bir neden var. Burada hastalıkla, ağrıyla konuşmak lazım. Bana ne anlatmak istiyorsun? Bana vermek istediğin mesaj nedir? Yani onun için hücrelerle konuşmak, bilinçaltıyla kavramak o kadar önemli ki hocam. Ondan sonra zaten travmayı hani EFT ile boşaltmak o kadar kolay ki. Aslında EFT yaparken de o duyguya gidilebiliyor. Yani insan fark Evet. etmeden duygunun içinde kendini buluyor. Başlıyorsunuz yapmaya. Öncelikle duygunun içine giremiyorsunuz. Başlangıçta girmeseniz bile biraz yaptıktan sonra gerçekten ağlamaya, bağırmaya, yani cingar koparmaya başlıyorsunuz 5 dakika sonra. Allah Allah diyorsunuz, ben miyim bu yani? Çünkü kendiliğinden çıkmaya başlıyor. Önce anlamıyoruz. Efendi efendi böyle, ya işte ben sana çok kızdım falan başlıyorsunuz. Aslında bir bakıyorsunuz 5 dakika sonra yani avaz avaz bağırmaya başlamışsınız. Hani o kadar altta kalmış ki paketlemiş bir yerlere dürüp koymuşuz ki bir süre sonra çıkmaya başlıyor. Evet. Vuruşların bilinçaltı kapısını açan bir noktası da var. Yani vuruş yaparken blokajlar ve korkular, şüpheler yok olduğu için. Yani biz bu vuruşları yaparken problemimizi düşünüyoruz tabii ki. Mesela bir örnek yapalım yine. Topluluk karşısında konuşma korkuma rağmen kendimi derinden seviyorum. Topluluk karşısında konuşma korkusuna rağmen hala kendimi çok seviyorum. Topluluk karşısında konuşmaktan çok korkuyor olabilirim ama kendimi sevmeye devam ediyorum. Bu korku. Ya söylediklerimi unutursam, ya yanlış yaparsam, ya insanlar bana gülerse, ya çaresiz kalırsam, ya söylediklerimi beğenmezlerse böyle devam ederken ya korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum. Bak şimdi bunu söylerken ne yapıyoruz? Hem duruma konsantre oluyoruz, hem vuruşlar aracılığıyla oradaki blokajları çözdüğümüz için yavaş yavaş o korkunun altında başka bir şey varsa ikinci tur yaptığımızda yeni bir şey çıkıyor. Aslında diyoruz ki ha bu korku aslında yetersizlik. Bu sefer böyle başlıyoruz.
topluluk karşısında konuşma korkum da yetersiz hissetmeme hissetsem de yine de kendimi derinden seviyorum. Ben zaten hep kendimi yetersiz hissettim. Öğretmenlerim karşısında da böyleydi. Babam da bana kendimi çok yetersiz hissettirdi. Çarpım tablosunu zor ezberlemiştim. Yetersizim, yetersizim. Kardeşimle sürekli kıyasladılar. Kardeşimle sürekli kıyasladılar. Ne oldu? Yetersizlik. Bu sefer bunu çalışırken diyelim ki Değersizlik babaya çıktı. öfke çıktı. Evet. Ya da değersizlik çıktı ya da babaya öfke çıktı. Bu sefer alttakine çalışırız. Yani ne oluyor? Dediğiniz gibi bir soğan kabuğu gibi parça parça olayı ne yapıyoruz? Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Artık en özde değersizlik travmasına dediğiniz gibi çıkmış oluyor. Ya da babaya öfkeyse işte babaya öfkeye çıkmış oluyor. Olayın kökünü kazıdığımız için artık kişiler o problemle ilgili hastalıkları da yok etmiş oluyorlar. Hem de dolaylı olarak yani ilaç yok burada. Özel bir bitki bir şey kullanmıyorlar. Kesinlikle Yani hocam. dolayısıyla gerçekten harika bir şey. Ve de şey de değil, yani bir hastalık yoksa bile, bir ağrı yoksa bile, bir şeyden, atıyorum kediden korkuyor. Ben kediden korkuyorum diye başladığınızda, aslında kediden korkuyorum, kediyi görünce gözlerinden korkuyorum. Yavaş yavaş kediden korkma nedeni ortaya çıkabiliyor. Yani aslında değersizlik duyguları, tüm korkularda, kaybetme korkuları, İşte başaramama, başarısızlık korkuları, bütün duygularda da EFT çalışılabilir. Özellikle güzel bir noktaya geldiniz. Kedi korkusu, köpek korkusu, işte efendim çok kişi de var hamam böceği korkusu. Şimdi biz eğitimlerde şöyle bir şey yapıyoruz. Online ya bizim eğitimlerimiz, hani Zoom'dan yapıyoruz. Dolayısıyla ben kaç kişinin hamam böceği korkusu var diyorum eğitimde. 7-8 kişi parmak kaldırıyor. Sonra YouTube'dan ya da önce şeyden Google'a yazıyorum. Hamam böceği fotoğrafları diye. Hamam böceği fotoğraflarını onları ekrana bakın bakalım. Herkes baksın aynı anda diyorum. 7-8 kişinin İçinde tiksinti duygusu, korku duygusu bir anda tetikleniyor. Sonra hep birlikte vuruşlar yapıyoruz, cümleler söylüyoruz. Ya da vuruş yapmadan yapılan bir versiyon da var. O vuruş yapmadan yapılan versiyon duyguları tarif ediyoruz. Tarifliyoruz, 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 tarifliyoruz. Bir süre sonra ikinci kez gösteriyorum bu sefer. Aa şimdi biraz daha rahat bakabiliyorum ama hala tiksinme var. O zaman bir daha çalışalım. İkinci kez çalışıyoruz. Üçüncü kez baktığımda aa bir öncekine göre daha rahat derken dördüncü kez de aa diyor hamam böceğini diyor ben bacaklarını hiç incelememiştim. Oradaki çok farklıymış. Artık ilk defa bakmış oluyor hamam böceğine. Bir de şey mi hocam? Hakikaten çok önemli bir şey. Yani şu anda çok ciddi bir şey öğreniyor kardeşlerimiz. Şey de çok önemli. Ben şeyde de öneriyorum EFT'yi. Muhtemelen siz de öyle yapıyorsunuz. Anlık bir kızgınlık. Şu anda bir şey oldu. En yakın arkadaşıyla ayrıldı. Yolları ayrılıyor ya da öyle bir kızgınlık içinde. Ben hemen anında EFT. Yani daha birikmeden, daha travmaya dönüşmeden hemen tık 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 diyorum yap. Yani tamam okey, kapıyı çarptı gitti mi? Tamam. Yas tutacağına ya da öfkeleneceğine, camları kıracağına hemen çalış. Çalış. O Belki duyguyu hissettim. hemen anında çalış diyorum, travmaya dönüşmeden önce. O duyguyu hissettiğinde çalış. Şeyde de, iş yerinde de söylüyorum çalışanlarıma. O bir şey mi oldu? Abi, birbirleriyle kal. Gir içeriye çalış hemen bakalım. Bir travmaya dönüşmesin, gerek yok yani. Bunu da kullanabilirler, değil mi? Şimdi orada mesela dediğiniz gibi birisi size bir arkadaşınız size problemini anlatıyor. Problemini anlatırken ağlamaya başlıyor. Doğal olarak duyguya gitmiş oluyor bu durumda. Ya da öfkelenebilir, ağlayabilir. Genelde çalışmamız gereken iki ana duygudan en önemli duygular bunlar. Öfke, ağlama. O ağlarken siz hemen gelin. Başın tepesi ya bir gözünü kapatır mısın lütfen? Bak şu an zaten bir duygudasın. Bedeninde bu duyguyu tarif et deyip. Onu tarif ederken vuruşlar yapın. Hakikaten o sırada 3 dakika, 5 dakika içerisinde aha rahat nefes almaya başladım artık. Ya gerçekten Evet. kendimi iyi hissediyorum diyor insanlar. Çünkü bloke olmuyor. Bir Gerçekten harika. yerde blokaja dönüşmüyor. Travmaya Ego dönüşmüyor. çünkü ego kendinden kaçmaya meyilli. Şimdi siz onu o duyguyu hissederken yanınızda olsanız tabii daha iyi. Çünkü insan kendi kendine yapmak istemeyecek. Orada ben öfkeliyim ama ben haklıyım o yüzden öfkeliyim diyecek. O öfkeye vuruş yapmak istemeyecek ama siz yanındaysanız hadi gel vuruş yapalım deyin. Gerçekten öfkesinin altında belki başka bir duygu çıkacak. Genelde korkular çıkar. O korkular genelde değersizlik, yetersizlik gibi şeyler çıkar. Ne oluyor? İşte orada o duyguyu da attığı zaman aa öfkemin altında bu varmış. Çok sıklıkla karşılaştım. Öfkeyle başladık. Üzüntü duygusuna dönüştü. Korkuya dönüştü.
Ve şeyle başkalarına da yapabilirler. Yani şu anda onu da anlatmış oldunuz siz. Başkalarına da yapsınlar zaten. Hocam çocuklarla nasıl çalışılır diye sormuşlar mesela. Çocuklar da EFT çalışmasını önermemekle beraber anne kendi travmalarına EFT yaparsa çocukta da iyileşmeler oluyor. Yani bu önemli. İkincisi bizim kulağa fısıldama yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Anne baba kendi travmalarını çocuğun kulağına doğru cümlelerle fısıldadığında gece uyurken çocuk 7-8 gün yapıyor bunu. 7-8 gün sonra egzaması varsa çocuğun egzaması geçiyor. Çünkü çocuk hastalıkları biliyorsunuz. Şimdi çocuk hangi travmayı yaşadı da doğarken egzamalı doğdu? Burada çocuğun yaşadığı bir travmadan bahsedemeyiz. Anne babadan geliyor ya da atalardan geliyor. Dolayısıyla buraya çalışıldığı zaman çocuklarda ciddi bir iyileşme söz konusu oluyor. Çok şükür. Hocam sizden bir sigara demosu istediler ama bu arada bir dakika ben hemen soruları açtım. Daha vaktimiz var. Hocam siz anlatmak istediklerinizi anlatın ben en son açayım soruları. Hemen birdenbire sorulara Yok, daldım. açabilirsin. Yok yok siz anlatın. Hiç problem Siz değil. anlatın hocam. Canım hocam siz anlatın. Anlatmalarınız bittiğinde soruları açalım. Tamam, yani EFT temel olarak ağrıda kullanılabiliyor dedik. Hayvan fobilerinde kullanılabiliyor, hastalıklar için kullanılabiliyor, travmaları çözerken kullanılabiliyor. Hatta EFT'nin kurucusu Gary Craig der ki her şeye çalışın EFT. Her konuya EFT yapın, her durumda EFT yapın. Böylelikle bunu hayatınızın bir parçası haline getirin der. Dediğim gibi bizim yaptığımız nöro EFT biraz farklı. Sadece iki nokta kullanarak yapılan vuruşlar var. Ama hep sonuçta EFT vuruşları yapıyoruz. Duyguların boşalması için. Özellikle demolarda bazı cümleleri duygulu bir şekilde hissederek okuyoruz. Benimle beraber seslendiriyorlar arkadaşlarım. Oradan çok güzel sonuçlar aldık. Bir ara ağrı demosu yaptık. Ağrı ile ilgili seslendirme yapıp herkes EFT vuruşları yaptı. İnanın bizim ekibimizde de çalışan bir arkadaşımız var mesela. Huzursuz bacak sendromunu yok etti. Bununla ilgili ilaçları bıraktı. Yine başka bir demoda çocuk hastalıkları geçen oldu. Hani annemde de geçti, çocukta da geçti dedi. Kişi sadece anne kendine çalışmış bizimle beraber. Dün depresyon demosu çalıştık mesela. Depresyonla ilgili bir demo yaptık. Sabah kalktıklarında böyle kuş gibi hafif olduklarını söyleyen insanlar oluyor. Bu bizi hem manevi anlamda tatmin ediyor hem de bu yöntemin gerçekten işe yaradığını canlı ve kanlı olarak görmüş oluruz. Müthiş. Yani böyle bir bugün ne bileyim bir anda aklıma geldi şimdi böyle bir korkuyorlar hani şu adını vermiyorum YouTube'da sonra şey olmuyor. Adını vermediğimiz bir süreç dönemindeyiz. Bir hastalık var yani. Korkuyorlar. Bulaşıyor insanlara. Gerçi buradaki canlarımız artık o korkuyu da aştılar ama böyle bir korku demosu falan var mı sizin YouTube'da bu konuda? Genel korku demosu var. Covid ile ilgili de Bülent hocamın bir meditasyonu vardı. O meditasyonlarda EFT vuruşu yaptırmıyor tabii ki. Ama böyle bir şey var, evet. Böyle bir şey var. Tamam. Okey. Onu şimdi yaparsak bilmiyorum Covid için yapalım ama artık insanlar bence Covid'e alıştılar. Oradan korktuklarını zannetmiyorum. Bence şu an ekonomik yaşayacakları sıkıntılardan daha çok korkuyorlar. Evet. Şu anda ekonomik sıkıntılardan korkuyorlar. Evet hocam. Evet. Yakınlarını kaybetmekten korkuyorlar. Daha gençler. Bir çalışma yapalım demişler. Bir demo istemişler. Sigara demosu istemişler. Çocuklarda kekemelikle ilgili hocam. Çocuklarda kekemelik probleminde nasıl çalışmalı diye sormuşlar. Bunu dün de sordular. Şimdi şöyle söyleyelim. Yeni Alman tıbbı Doktor Reich Hammer tarafından buldu. Kendisi oğlunun ölümünden sonra ki onu kurtarmaya çalışmış bir kaza sonucunda başından yaralanıyor. Kendisi cerrah ve bir profesör. Oğlu 3 ay kurtarmaya çalışıyor ama onu kurtaramayınca 6 ay sonra da kendisi testis kanseri olmuş. Kendi kendine sormuş, acaba benim testis kanseri olmamla oğlumun ölümü arasında bağlantı var mı diye. Araştırma yaparken şunu görüyor Kattes Hanım. Gerçekten testis kanseri geçiren 40 hastanın dosyasını alıp incelediğin zaman onlara şunu soruyor. Evlat kaybı yaşadınız mı? 39'unda da evlat kaybı var. Hastalıktan önce birkaç yıl önce evlat kaybı yaşadım mı? Evet, 39'unda da evlat kaybı var ama bir tanesi iş kaybı. Ben evladımı kaybetmedim, işimi kaybettim ama işim benim çocuğum gibiydi diyor. Yani dolayısıyla yeni Alman tıbbı bu araştırmayla, Dr. Reich Hammer'ın araştırmalarıyla başlıyor. Kendisi
beyin tomografileri çekmiş, gerçekten travmaların beynin hangi bölgesini etkiliyor gibi tespitlerde bulunmuş. Kanser hastalarını incelemiş, özellikle başka hastalıkları da inceleyecek bir ekip oluşturmuş. Fakat bu adamı da cezalandırmışlar. Çünkü çok iddialı konuştuğu için, ilaç sektörünü karşıya aldığı için. Bir de o 70'li yıllarda sistem o kadar gelişmiş değil. Yani travmaları bul ama atalardan da gelebilecek travmalar olabiliyor, anne karnından gelebiliyor. O sadece hastalıktan önce 3 yıla bakıyormuş. Dolayısıyla bu yeni Alman tıbbı bazı hastalıkların travmalarını ortaya koymuş. Mesela kekemelik sorusuna gelirsek, kekemelik için yeni Alman tıbbı şöyle söylüyor. Aşırı derecede korkulan bir olay, çocuğun ağlamasına izin verilmemesi. Ama 2,5 yaşındaysa iş değişiyor. Çünkü böyle bir olay yaşama olasılığı düşmüş oluyor. O zaman anne neye bakacak? Hamilelik döneminde kime neyi ifade edemedim? İçine neyi attın? Ya da bunu baba da yaşamış olabilir. Anne ve babanın travmasını bulup çözdüğünde çocuğun kekemeliği gidebilir. Bir de baba desteği eksikliği hissettiği bir olay yaşadım. Yani daha doğrusu eşin desteğini hissedememiştir. Çocuk da anne karnında bile olsa baba desteği hissedememiştir. Böyle bir olay var mı diye bakarız. Bu şekilde o olayı bulduğumuz zaman da iyileşmeler başlıyor. Ne kadar enteresan değil mi? Yani çocuğun 2,5 yaşındaki kekemeliği anneyle ya da babayla bağlantılı. Ne kadar enteresan. Değil mi hocam? Evet. Bakın, arkadan ittirmeli motive olan çocuklar vardır. Mesela hani hadi yavrum ders çalış, hadi yavrum ders çalış. Mesela bu çocuklara bakıyorsun, suni sancıyla mı doğdu? Bak, yani o doğum anındaki travmatik olay ne yapıyor? Onu hareketsiz bırakıyor. Ya da dikkat eksikliği var. Epidural, lokal anestezi. Bunda biz burada çok sıklıkla karşılaştığımız bu dikkat eksikliğinde. Evet. Veya anne hamilelik döneminde dikkatini başka bir şeye kaydırmak zorunda ama dinliyormuş gibi yapıyor. Dikkat eksikliği yaşayan kişinin annesinin yaşadığı travma. Kim ne kayınvalidesiyle yaşamış olsun mesela. Örneğimiz hani klasiktir ya, gelin kayınvalidesi böyle bir çatışma yaşar. Onu dinlemek zorundadır. Çünkü işte oğlunun annesidir, bir şey diyemiyordur. Orada yaşadığı bir travma çocukta başka bir hastalığa sebep olabiliyor. Yine bakın, çocukluk travmalarında çocuk bazen kordon dolanarak gelir. Acaba atalarda intihar etme vakaları var? Özellikle bu şekilde intihar etmişler mi? Yani iple intihar etmişler mi? Yani o kadar önemli ki. Tabii mesela tiroid hastalıklarında yine kordon dolanması yaşadı mı çocuk? Atalarda hızlı olmaktan dolayı yaşanan bir travma var mı? Hızlı araba kullanmaktan dolayı vefat eden biri olabilir mesela. Bu hastalıkların travmaları bize çok sıklıkla soruluyor. Bunu sorulmasının kaynağı yeni Alman tıbbı. Yeni Alman tıbbının adını anmadan bazı arkadaşlar, çok popüler, bu işi popüler hale getiren arkadaşlar sanki kendi buluşuymuş gibi bunu ekranlarda anlattılar. İşte travmalar hastalıklara sebep oluyor. Şunun travması, bunun travması. Ama bunun kurucusunun ismini anmak lazım. Doktor Reich Hammer Tabii. bu sistemi Türkiye'ye getirdi. Onun da öğrencileri bunu devam ettiriyor. Ben de kendimi ve Bülent Hocam da kendini onun bir öğrencisi olarak görüyoruz. EFT bu işin travmayla birleşmiş hali. Yani NLP, EFT, bunlar birleşiyor ve yeni Alman tıbbı çerçevesinde biz problemleri dönüştürmeye çalışıyoruz. Bülent Hocam'la tanıştığımda bana şunu söyledi. Abdullah Hocam, ben zaten yıllardır panik atağa çalıştım. İşte tırnak yemeye çalıştım. Bu tarz problemlere çalıştım. Ama hep çalıştığım problemlerin çoğu fiziksel hastalıklar değildi de daha çok zihinsel problemlerdi. Ama şimdi görüyorum ki aslında aynı sistem fiziksel hastalıklarda da işe yarıyor. Evet, kesinlikle. Sadece yaklaşımı değiştirmek gerekiyor burada. NLP'de ve hipnozda çok iyidir hocam. İlk NLP'ci ve hipnozda çok yani biyohipnoz, kendine hipnoz yani hakikaten çok başarılıdır. Hocam, işte, tabii o kadar çok soru soruyorlar ki ben şimdi bayağı 1.000 tane soru oldu, ne yapacağımı bilmiyorum. Bayağı bir açtı yani yukarıya çıkmak lazım. 1.000 tane soru oldu. Bir demo yapalım mı hocam? Yani bir tane iki tane demo gösterelim mi bugün? Ne dersiniz? Öfke demosu olabilir, kaybetme korkusu demişler. Yani Yani bir ağrı demosu yapalım aslında. genel bir şey. Yani. Çünkü çok özel şeyler de var burada. Çok özel şeyler de var gerçekten. Onun için onları sizin YouTube kanalınızda ve Instagram'ınızda ekleyip mutlaka onları zaten oradan izlesinler. O kadar çok şey yaptınız Yani. ki, anlatıyorsunuz ki Bülent Hocam'la. Onları bir izlesinler bir kere YouTube'da ve YouTube kanalınızda var hocam. Ama bugün
Bir iki demo yapalım, onlara bir yani yavaş yavaş Aslında şöyle yapalım. kilo demo. Demoların süresi 15-20 dakikayı bulabiliyor. O yüzden şöyle bir şey Bir yapacağız. tanesini yapalım. Bir tanesini yapacağız ya da kısa kısa örnekler vererek Ya yapacağız. da Mesela kısa. bir öfke demosu Evet. yapılır. Evet. Yani bir öfke demosu yapacağımız zaman önce öfkemizi dillendirerek başlarız. Ki biz bunu yaptığımızda inanılmaz sonuçlar aldık. Öfke demosu uzun sürüyor, 15-20 dakika. Kimisi dedi ki ben öfkelenemiyorum, öfke demosunu yaptım, migrenim geçti falan, böyle enteresan vakalarla karşılaştık. Bağlantılı hastalıklar da yok olmuş yani temelde. Dolayısıyla öfke demosunu ne yapıyoruz? Öncelikle herkes böyle kısa bir egzersiz yapalım beraberce. Öfkelendiği durumları düşünsün. Öfkesine hakim olamadığı durumları düşünsün. Kontrolsüz olduğu için başkalarına verdiği zararları düşünsün. Gözlerini kapatıp arkasına yaslansın herkes. Ve sonra öfkemize kızmaya başlayalım. Öfkeye öfkelenmek dediğimiz bir şey bu. Öfkemize kızalım, diyelim ki öfke sana kızgınım. Çünkü sen benim yakınlarımla olan ilişkimi mahvettin. Öfke sana kızgınım. Çünkü sen benim kendimi kötü hissettiriyorsun. Kendimi kötü hissettiriyorsun. Öfke sana kızgınım. Çünkü insanlara hayır diyemediğim için içinde biriktiriyorum ve sonra öfkeyle patlıyorum. İnsanların haksızlıklarına öfkeliyim. İstediklerimin hemen olmamasına karşı öfkeliyim. Bu arada köprücük kemiğiyle başın tepesine vuruyoruz bu süreçte. Ve benden sonra tekrar edebilirler. Hak ettiklerimi alamadığım için öfkeliyim. Başkalarıyla kendimi sürekli kıyasladığım için kendime öfkeliyim. Haklarımı yeterince savunmadığım için öfkeliyim. Ve beni anlamadıkları için yakınlarıma karşı çok öfkeliyim. Ve hak ettiğim hayatı yaşamadığım için, potansiyelimi tam anlamıyla kullanmadığım için kendime karşı çok öfkeliyim. Öfkeliyim, 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 öfkeliyim. Bu öfkeden bıktım artık. Benim hayatımı mahvediyor. Sakin sakin, sakin sakin anlatamıyorum. Zamanında tepki veremiyorum. Hakkımı zamanında arayamıyorum. Bazen de insanların aptallıklarına kızıyorum. İnsanların beni anlamamalarına kızıyorum. Çok kızgınım, çok kızgınım. İçimdeki bu kızgınlık, içimdeki bu kızgınlık. İçimdeki bu kırgınlık, içimdeki bu kırgınlık, 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 kızgınlık, öfke. Kendime karşı affedemediklerim, affedemediklerim, bana hata yaptılar. Onlara karşı içimde sıkıca öfkeme tutunuyorum. Bu öfke, bu öfke, bu öfke. Ve artık bu öfkenin getirdiği olumsuz hislerden kurtulmak istiyorum. Boğazımda, kalbimde, karnımda, bedenimde oluşan, hücrelerimde, dokularımda, kaslarımda oluşan tüm bu gerginliği şimdi fark ediyorum. Bedenimde bunu fark ediyorum. Ve şimdi bundan kurtulmak istiyorum. Hep beraber başın tepesiyle köprücük gemini vururken bedenimizdeki ağırlıkları, sıcaklıkları, katılıkları şimdi serbest bırakıyoruz. Serbest bırakıyoruz. Ve serbest bırakırken şu an bedenimde hissettiğim, geçmişten gelen, atalarımdan gelen tüm bu öfkeleri, bana ait olmayan tüm bu öfkeyi hem kendim adına hem bundan sonraki kuşaklar adına, sağlığım adına tüm bu gerginliği serbest bırakıyorum. Ve ben artık hak ettiğim hayatı yaşamak için kendime izin veriyorum. Kendimi daha rahat ifade ediyorum. Sağlığı ve mutluluğu seçiyorum. Hak ettiğim hayatı almak için, bolluk ve bereket hayatıma çekmek için kendimi daha çok seviyorum. Gibi devam edebiliriz. Müthişti hocam. Ben mikrofon çarpacak diye yapamadım. Aslında da girecektim ben de Yok, aynı anda bilmem gerekmiyor. yayın Bu kısa bitince. uygulama bile bazen çok etki ediyor. Bu 15-20 dakika sürüyor. Ben öfkenin bütün katmanlarını işliyorum orada. Bir süre sonra kişi orada kendine uyan cümleleri fark ediyor. Yapsınlar Bugün bunu bir yarın zaten çoğaltarak, artırarak, daha detaylı, daha detaya inerek yapsınlar hocam. Müthişsiniz. dediğim gibi demolarda biz şunu yapıyoruz. Ben karanlık ortam yapıyorum böyle görmemeleri için. Bana odaklanmasınlar diye. Ne diyorum ki siz de karanlık ortam yapın.
Fark etmesinler size o sırada. Seslerden özgürleşin. Hı. Konunuza odaklanın duyguya girmek için. Bir kez duyguya girseler bu demolar gerçekten çok şifalı. Biz de zaten mukaddesen onu söylüyoruz. İzleyici kitlemiz yani biz demo yaptığımızda bazen 3000 4000 kişi bizi izleyebiliyor. Ama keşke 30-40 bin kişi izlese. Çünkü Kesinlikle. yaptığımız şey herkese dokunsun diyorum. Sağlık harcamaları azalsın insanların. Bir dahaki yayınımızda bence bir demo, sırf demo yapalım. Yapalım. Bundan Tamamdır. sonraki yayınımızda ilk fırsatta inşallah Efendim? 1,5 saat ya da neyse bir gün akşam belki 3 saat yapalım. Artık kapatalım bir daha açalım. Yani bir cumartesi akşamına falan ayarlayalım. 9'dan 10.30'a kadar, 10.30'dan 12'ye kadar ne varsa artık Sinema korkular, yapalım. morkular ne varsa o 3 saat içinde ne varsa boşaltsınlar ne varsa. Hakikaten çok büyük bir şifa. O zaman biz de oluruz yani 3.000-4.000 kişi oluruz ama keşke 30.000 kişi olsak dediğiniz gibi. Keşke bir anda 30.000 kişinin şifalanması çok çok önemli. Şeyde hakikaten bir nüfusun, popülasyonun, Abdullah Hocam, kara kökünün %1'i şifalandığında, bir kere fiziksel şifalandığında zihinsel de, duygusal da şifalanır insan. Ya da bir zihinsel şifa olduğunda duygusal ya da fiziksel de şifalanır. Yani bir tanesinin bozukluğu diğerlerini etkiler. Fizik hastaysa duygusal ve ruhsal hastadır. Ruhsal hastaysa hem ruhsal hem fiziksel mutlaka hasta olur. Onun için hepsinin şifada olması ve dengede olması lazım. Hatta 7 bedenin. Onun için bir insanın şifalanması da en az 300 bin kişiyi etkiliyor demektir bu. Yani bir sağlıklı insan 300 bin ruhsal, duygusal ve fiziksel olarak sağlıklı bir insan 300 bin kişiyi de pozitif olarak etkiliyor demektir. Zaten enerjiyle de bu anlatılıyordu. Bir peygamber bugün Türkiye'de bir tane peygamber olmuş olsaydı, bir peygamber Türkiye'yi bütün her şeyden korurdu. O söylediğinizde virüs de şu kapıdan içeriye giremezdi. Bir tane peygamberin olması yeterliydi. Onun için bizler tabii ki o dönemde değiliz, o kadar şanslı değiliz. Fakat yani 1000 frekansa çıkamasak da 200'ün üstünde yaşamamız lazım. 200 frekansın üzerinde. Onun için hepimizin hakikaten bu dünya gezegeninde varoluşunu gerçekleştirmek için şifalanmak da birinci yöntem. Ve bu çok kıymetli ve kısa bir yol gerçekten. Evet. Yorumları açalım. Bir tane daha yapar mıyız demo başka bir konuda? İster misiniz yapmak? Ya da nasıl olsa uzun uzun yapacağız mı? Bir tane yaptıralım. Daha sonra yapalım aynen. Tamam. Şeyi ama bu mantığı anlamış olmalılardı. Yani burada yaptığımız ilk defa izleyenler varsa EFT buluşları esnasında olumsuz cümleleri söylüyoruz. Olumlu cümleler de söylüyoruz. Serbest bırakma cümleleri söylüyoruz. Yüksek sesle, mümkünse, evleri müsaitse, yüksek sesle yaparlarsa harika sonuçlar alırlar. Genel demoların mantığı bu. Yüksek sesle yapılması iyidir. Şimdi ben sigarayı bıraktım diyor. Arkasından bırakınca 10 kilo aldım diyor. Birisi kilo için ne yapalım sonra demişler hocam. EFT'de bu konular işlenebiliyor. Mesela kişinin yiyecek bağımlılığı olabiliyor. Onu sıfırla onun arasında bir şiddet veriyoruz ona mesela bir çikolata bağımlılığı olsun. Vuruşlarla sıfıra indirebiliyoruz. O zaman çikolatayı gördüğü zaman ya hiç istemiyor ya da yese bile böyle daha dengeli yemeye başlıyor eskiye göre. Bunlar olasıdır. Sigarada olası işte korkularda zaten kullanılıyor demiştik. O kadar çok konuda kullanılabiliyor ki o yüzden EFT şurada kullanılır mı diye hiç sormalarına gerek yok. Çünkü duygu boşaltmak son derece önemli bir konu. Her şeyde kullanılabilir. Şeyde bu ağrılarda şey yaparken ağrılarda şöyle bir tutalım Ağrı ses gibi. hissettiği yere odaklanıp bakın ağrı çalışırken şöyle ağrı hissettiği yere odaklanacak kişiler. Sadece hissettiği yere odaklanarak vuruş yapsa da aslında iyileşme yaşayabilir. Yani şu an kürek kemiğimde bir sıcaklık, bir ağırlık, bir sızı var ve onu çok derinden hissediyorum. O sızı beni mahvetti gibi. Şimdi burada tabii cümleleri söylerken bazen duyguları yükseltecek sözler seçmek lazım. Yani mesela bu ağrılardan dolayı perişanım. Normalde bunu söylemeyin tamam ama EFT vuruşu yaparken
Bunu söyleyin çünkü duyguyu yoğun hissetmenizi istiyoruz yani insanları, kişileri. O zaman ne oluyor? Bir süre sonra o duygu otomatik olarak geçiyor. Evet. Mesela otizm demişler. Bu tarz Otizm. hastalıklarda kullanılabiliyor demişler, değil Otizm mi? ve hiperaktivite, evet hocam, evet. Suçluluk duygusu, bütün bunlar hep, evet, suçluluk duygusu diyor hocam. Evet, Tabii. 9 yaşında Şimdi oğlumda kekeme var. Yani o kekemelik işte 9 yaş. kekemelik çok. Tabii çok çıkabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi ya çocukken bir olay yaşadı. 9 yaşsa kendi yaşadığı bir olay da olabilir. Ya da atalardan geliyor ya da anne karnı döneminden geliyor. Bakın Gerçek. saç beyazlamasında travmasını sormuşlar. Mesela saç beyazlaması ayrılığa da dayanabilir. Atalarında hani ruhani bir konuyla ilgilenen bir ya da birden fazla atanın olması. Hani özellikle böyle isim yapmış kişiler vardır ya, benim dedem hacıydı, şuydu buydu denir. Onlarda saç beyazlaması daha erken gözükebiliyor. Vay canına. Fibromiyalji, astım, tırnak yeme, Evet, karaciğer. bunlara da mesela kısa kısa cevap verelim aslında. Evet. Fibromiyalji hastalığında bir kere şuna kişi bakmalı. Kontrolcü bir insan mıyım? Çünkü bakın fibromiyalji hastalarında şu omuzlardaki kaslar işlevliğini artık işlememeye başlıyor. Çünkü tetikte olduğu için omuzlar sürekli kalkık. Ortada bir tehlike yok ama sen tetiktesin. Bu tetiklilik belki biraz o kişinin üzerinden atılmalı. Yeni Alman tıbbına göre başarısızlık, değersizlik ve suçlulukla ilgili travmalara bakılması gerekiyor. Özellikle fibromiyalji hastaları için önemli. Astım demiştik, değil mi? Astım, evet hocam. Astımda da Akciğer. alana yapılan müdahale olabiliyor, ölüm korkusu olabiliyor, nefes alamama hadisesi olduğu için. Genelde suçluluk çok çıkabilir. Mesela bir danışanımın astımı şundan kaynaklıydı Mukaddes Hanım. Kardeşi çok küçük yaştayken vefat ediyor. 7-8 yaşında vefat ediyor. Kamyonun altında kalmış. Üzücü bir olay. Kendisi de şöyle düşünmüş. O bu hayatı yaşamadı. Ben de yaşamayarak kendi kendimi cezalandırmalıyım gibi. Bakın suçluluk duygusu ve astım. Ve buna çalışıldığı zaman astımında ciddi bir oranda iyileşme oldu. Dolayısıyla travmasını bulmak gerekebilir bu tarz durumlarda. Ay canına. Yani ne kadar kabızlık mesela, kabızlık çok soruluyor hocam. Şimdi Kabızlık kabızlıkta bırakmama, değil mi? Geçmiş mi? geçmişi bırakmama var. Yine orada biraz kontrolcülük var. Bazı insanlar çünkü bu arada mide rahatsızlıkların çoğu bağırsak, mide, bunlar da sindirilemeyen olaylar, sindirilemeyen öfke, bu tarz olaylara da bakmak gerekebilir. Bir insan mesela bazen yıllar içerisinde bana bunu söylememeliydi. Bana bunu nasıl söyler? O olayı, o sözü sindiremiyor. Sindiremedikçe de problemler yaşıyor. Mide bağırsak problemleri yaşıyor. Huzursuz bacak sendromunu çözdük dediniz ya, onu soruyorlar şimdi. Onun travması şöyle, 4-5 tane travması var. Bir tanesi gitmek istediği yere gidememesi, savaşamaması, kaçamaması, donup kalması bir ortam içerisinde. Başka insanlardan daha geride hissetmesi olabiliyor. Hani mesela sınıfta arkadaşlarından daha geride gibi. Yani böyle bir travmaya dayanabiliyor. Baba desteği eksikliğine dayanabiliyor. Başka başka travmaları da var ama aklıma gelenler bunlar şimdi. Evet. Bakın saç koparma sormuşlar Mukaddes Hanım. Saç koparmada genelde cinsel utanma travmaları çıkar. Çok ilginç. Mesela gibi. Hocam, bu yetersizlik, değersizlik travmaları birçok insanda ben gördüğüm için, yani bunu nasıl çözsünler, o nedir? Değersizlik İşte hissi, bu yetersizlik işte hissi. mesela skolyozun sebeplerinden bir tanesi değersiz hissettirilmek. 5-6 tane var onun da. Bir tanesi değersizlik. Şimdi bir danışanımızın öğretmeni aşağılamış öğrenciyi, yani o danışanımızın çocuğun. O aşağıladıkları olaya çalışıyorlar. Değersizlik gidince skolyoz gidiyor. Ve dik durmaya başlıyor kişiler. Değersizlik travması çok geniş alanda çalışılan bir çalışma. Mesela şöyle olabiliyor. Siz anne karnındasınız. Baba tarafının akrabaları anne tarafının akrabalarına değer vermiyor. Bakın bu bile travma. İleride değersizlik travması olarak size geçer. Bir de Mukaddes Hanım şöyle bir şey var. Yeni Alman tıbbında iki tür hastalık
oluşabiliyor. Birincisi travmadan sonra hemen oluşan hastalıklar. İkincisi de travma çözümlendiği için oluşan hastalıklar. Mesela boyun fıtığı böyledir. Birisi size adaletsiz davrandı. Boyun fıtığı adaletsizlik travmalarıyla çok alakalı. Sonra geldi sizden özür diledi. Ya dedim mukaddes dedi sen ben hata yaptım sana karşı gerçekten adaletsiz davrandım dedi. Bir baktım bir gün sonra boynu tutulmuş. Ay, Ve boyun fıtığı yaşamaya başlıyorsun. çok Yani ilginç. iyileşme dönemi hastalıkları diyorum buna. Mesela egzama böyledir. Ayrılık anında travma yaşatmaz sana. Ayrılık travmadır. Ama ne zaman ayrıldığın kişiyle tekrar bir araya geldin, o artık iyileşme dönemine girer, çözümlenmiş bir travmaya girer. Ya da hayatına başkasını aldın, artık o ayrılık çok önemsiz hale geldi. Bir baktın sende egzama. Yani dolayısıyla yeni Alman tıbbı bu noktada hastalıkları ikiye ayırır. Birincisi stres dönemi oluşan hastalıklar. İkincisi travma çözüldü, çözüme ulaştığı zaman oluşan hastalıklar. O yüzden bazen onu sormamız lazım. Yani şu problemi ne zaman çözüme ulaştı da sen hasta oldun Bu diye deri sormamız gerekiyor. hastalıklarını soracaktım. Genel olarak işte vitiligo, eksema, sedef, şeyler, ne o, kaşıntı, yani deride olan bütün hastalıkların hepsi ayrılıkla mı ilgili? Değil, değil mi? Dış deri genelde ayrılık ama özel bir durum da olabilir. Mesela bir taciz o esnasında derisinin kendini korumak için deri beyazlayabilir. Yani o veya kendini aklamaya çalışıyor olabilir. Bir tacizi oradan hani vücudumdan atmalıyım, o aklanmalıyım diyor olabilir. Yani böyle özel bir şey de Ne çıkabilir. Ama kadar genelde dediğiniz gibi ayrılıktır. enteresan. Diz ağrıları ya da şeyle bağ dokularındaki o diz kapaklarındaki menisküs gibi şeyler yine diz, yani neyle ilgili hocam? Diz her zaman otoriteyle ilgili. Otoriteye boyun eğmek, eğmemek, otorite karşısında boyun eğmek zorunda kalmak. Şimdi bir ikincisi de her zaman dediğime bakmayın. İkinci bir konu daha var. Performansta başarısızlık yaşamak. Hangi performansı? Spor performansında. Mesela kayıp çekemedim. İşte efendim merdivenlerden hızlı çıkamadım. Araba geliyordu hızlı kaçamadım. Bir bakmışsın dizlerde problem. Ha bu arada güzel bir noktaya da geldiniz. Organlarda yetersizlik travmaları dediğimiz bir travmalar yaşayabiliyoruz biz. Mesela çocuk yataktan düşecek, koltuktan düşecek. Anne koşturuyor onu kurtarmak için değil mi? Aman diyor başını çatlasın bir yere diye koşuyor, koşuyor, koşuyor. Diyelim ki kurtaramadı. Ellerim yetersiz kaldı diyor. Bileklerde problem çıkıyor ileride. Veya işte mesela baba, kişinin babası böyle uzaktan bakıyorsun böyle. Baban da çatıyı tamir ediyor. Sen de bayağı uzaktasın. Bahçede duruyorsun böyle uzaktan bakıyorsun. Ya babam ne güzel çatıyı tamir ediyor diyorsun. Ama babam bir anda düşüyor oradan ve sen koşuyorsun. Bilinçaltın şöyle bir mesaj oldu. Uzaktaki tehlikeyi göremedin. Baban düştü işte beni sakatladı. Uzaktaki tehlikeyi göremediğin için hipermetrop. Yakınındaki bir tehlike yok. Yani burada bilinçaltı yaşanan olaya verdiği anlam sırasında hemen sıkıntı yaratmaya başlıyor. Özellikle bu gözle ilgili değil mi? Mutlaka yani bir şeyi görememenin şeyi. Evet. Ya kendini İşte suçluyor mesela göremedim diye. Evet. Göz ne kadar. yetersiz kaldı. Organ yetersiz kaldı. Başarısız oldu organ. İşte ayağımda nasır var. Ayaklar başarısız oldu. Yani böyle düşünebilirsiniz. Bu tabii ki illaki böyledir demiyoruz ama böyle de bakıyoruz. Sembolik de bakıyoruz. Yani sembolik bakmayı da şöyle açıklayalım. Hatta mesela derler ki genelde bu kişinin söylediğini sindiremedim ya dersin. İyi de problemleri yaşarsın ya. Zaten söylüyorsun. Duymak istemediğin bir şeyi söyledi dersin. Kulakla ilgili problemler yaşarsın. Yani kulak çınlaması vesaire. Ya da genelde işte gözle ilgili arkadan birisi saldırmıştır sana. Bilinçaltı der ki bak ileriyi çok iyi görürsen arkadan gelen saldırıları göremezsin. Gözle ilgili problem yaşarsın. Yani travmalar ya organ bazında ya sembolik bazda ya da gerçekten yaşanan bir travmanın etkisiyle vücut önlem alıyor. Önlem alırken de sizi hasta ediyor. Yani orada önlemi şu şekilde alıyor aslında Mukaddes Hanım. Birisi size bağırdı. Şimdi patron bu kişi mesela bağıran kişi, baban ya da. Şimdi cevap veremedin, tepkini veremedin. Şimdi bilinçaltı bunu sembolik olarak taş olarak algılıyor. Babanın sözü olarak algılamıyor. Şu an benim mideme bir taş indi. O öyle hissediyor. Ben bu taşı nasıl eritirim? Asit salgısını arttır. Asit salgısını arttırıyor ve sen o günden bir ay sonra, 2 ay sonra reflü gastritsin.
Şimdi sen bu travmaya gidip çözdün ya, hani babanın sana bağırdığı anı, patronun sana bağırdığı anı EFT çalışmasıyla çözdün. Bu sefer vücut diyor ki artık asit salgılamana gerek yok. Orada sindirilemeyen bir taş yok. Normale çek artık. Fabrika ayarlarına geri dön. Vücut fabrika ayarlarına geri dönüyor ve fabrika ayarlarına geri döndüğünde kişi iyileşmeye başlıyor. İşte o iyileşme dediğimiz an vücut normalde bir tehlike anında kapasite arttırır, hücre doku arttırır, kas arttırır, doku arttırır ya da azaltır. Probleme göre değişiyor. Kadar azaltır. Şimdi dolayısıyla ne yapıyoruz biz orada? Kapasite arttırmasına sebep olan şey neydi? Bulduk, çözdük. Kişi normale döner. Ama normale dönerken de şöyle bir durum yaşıyor Mukaddes Hanım. İyileşme krizi yaşıyor. Yeni Alman tıbbında. Normale dönmek bir süreç ister. Normale dönerken insan iki tane, vücut iki tane şey yapmaya başlıyor. Bir tanesi şu. Vücudumdaki ödemi atabilecek miyim? İkincisi eski halime geri dönebilecek miyim? İşte o iyileşme krizleri biraz sancılı geçiyor. Çok yorgun hissettim hocam. EFT çalıştım, travmayı buldum ama bir hafta boyunca terler aktı. İşte sürekli idrara çıktı, şeye ödem attım. Şu oldu, bu oldu. Anlıyoruz ki bu kişi gerçekten travmasını çözmüş ve iyileşme dönemine girmiş. Sırf iyileşme krizinden korktuğu için EFT çalışmayanlar var. Bize öyle çok soruyorlar. Hocam anneme çalışacağım ama annem de iyileşme krizi yaşarsa bundan dolayı sıkıntı yaşarsak diye soruyorlar. Şeyleri soruyorlar hocam. Safra kesesi mesela, karaciğer. Yani buralardaki büyüme, işte karaciğer büyümesi, safra Burada ciğer kesesindeki daha çok taşlar. böyle öfke olarak bakabilir. Yani orada yaşanan sevinç eksikliği var mı? Safra kesesinde yine sevinç, hayatın neşeli ve eğlenceli tarafıyla ilgili reddedişler var mı diye bakabilir. Ayrılık var mı diye bakabilir. Atalarla ilgili bir kısım var. Atalardan alması gereken mesela böyle mirastır. Hani parayla ilgili konularda böyle sıkıntı yaşadığın dönemler var mı diye bakılabilir. Ama dediğim gibi biz şimdi bu çalışmaları yaparken şunun travması budur, bunun travması budur diye söylüyoruz o Mukaddes Hanım. Şimdi regresyon teknikleriyle benim öğrettiğim de bir yöntem var. Bülent Hoca da eğitimde zaman çizgisi üzerinden atalara götürüyor. Bu yöntemlerle çalışıldığı zaman kişiye özel bir travma çıkabiliyor. Hep onu söylüyoruz. Yani burada söylediklerinizle bulmanız mümkündür ama her zaman bulamayabilirsiniz de diyoruz. Evet. Yani çalışsınlar ve mümkünse hani kaynağını bulmak için Mümkünse eğitim sizlere de aslında. Yani evet sizlere mümkünse demo, mümkünse eğitim. evet. Şey safra kesesi, karaciğeri söyledik. Safra kesesi, böbrek, pankreas yani iç organların hepsinin bir nedeni var çünkü. Değil mi? Hepsinin var. Mesela böbrek burada kilo almada çok önemli. Hani şöyle düşünelim. Mesela bir kişinin babası vefat etti. O vefat sırasında dedi ki kendi kendine ya dedi ben babam artık yok hayatta. Ben klanımdan dışarı çıktım. Ait olduğum grubun dışındayım. Hani çölde yalnız kaldım. Çölde yalnız kalan insan en çok neye ihtiyacı var? Suya. O Evet. zaman böbrekler su toplamaya başlıyor. Babanın vefatı ve böbreklerin su toplaması bunlar birlikte gelişebiliyor. Yani dolayısıyla burada önemli olan bütün bunlara çalışıp 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 çözmek. Ne kadar ilginç. İlginç Bakın gel. yine çok çıkar. Panik atak. O Evet. kadar çok insan var ki panik atak. Şimdi panik atak ona yakın travması var. Bir tane değil. Mesela annenin şiddet gördüğünü görmek, anne baba arasındaki çatışma, nefessiz kalmak yeni Alman tıbbına göre. Hani suda nefes alamadığın ya da ne bileyim işte yemek boğazına kaçtı nefes alamadın. Binaların yıkılması, düşme deneyimleri. Üst üste ölümler yaşamak. Özellikle çok çıkar taciz. Panik ataklarda çok çıkar. E şimdi bir bakıyorsun 8-10 tane olay var. Biz o şablondan bakıyoruz hangisi uyuyorsa o kişiye. O kişide o problem ortaya çıkıyor. İlginç bir şey, gebe kalamamak hocam. Gebe kalamamak. Şimdi bunun Hamile kalamamak. yani bunun 8-10 tane sebebi var. Aslında yine bir tek sebebe bağlı bir konu değil. Mesela kişi kadın kimliğini reddediyor olabilir. Eşiyle arasındaki muhabbet derinleşmemiş olabilir. O zaman bilinçaltı izin vermiyor. Dünyayı tehlikeli görüyor olabilir. Dünya tehlikeli bir dünyada çocuk dünyaya getirirsem ben de çünkü öyle bir dünyada yaşadım diyor olabilir. Yani bu tarz şeylere bakıyoruz. Ya da bir tane daha söyleyeyim.
Çocuk dünyaya getirirsem acaba özgürlüğüm kısıtlanır mı? İstediğim zaman yapamaz mıyım diye olabilir bilinçaltı düzeyde. Yani bazen inançlara bakıyoruz, bazen travmaya bakıyoruz aslında. Bir de İkisini de ayırmak ben lazım. burada bir şey ilave etmek istiyorum. Yani anne olmak isteyenin ve baba olmak isteyen insanın, babanın ve anne adayının kesinlikle ve kesinlikle en az 3 ay glutenden ve şekerden uzak durması gerekiyor. Çok büyük tuzak, glutenin ve şekerin vücutta ancak 3 ayda sıfırlanıyor çünkü. 3 ayda sıfırlanması gerekiyor. Ondan sonra bir gebe kalmayı denesinler hocam. Muhtemelen sebep o çıkacak çünkü. Çok çok önemli bu söylediğim konu. Hamileliğin zor geçmesi, hani düşük tehlikesi falan oluyor ya annelerde. Bunun nedeni nedir diyorlar. Bunu çok yaşıyorlar kadınlar gerçekten. İşte orada yine tam anlamıyla isteyip istememe, annenin oradaki kararlılığına bakmak gerekiyor. Müthiş. Maalesef ki. Bir de çocukların da kendi kararları, seçimleri olduğunda hissedip fark etmek gerekiyor. Yani çocuk dünyaya geldiğinde taburrası olarak dünyaya gelmiyor. Ya suçlulukla geliyor, ya değersizlikle geliyor, ya yetersizlikle geliyor. Ölmek isteyen bebekler var. Yani dünyaya geldiğime pişman oldum deyip ya her zaman annenin travmasına bakmıyoruz burada. Vücudun su tutması, ödem tutması hocam. Böbrek gibi mi? İşte vücudun su tutması genelde ayrılık travmalarından sonra çok olur. Ama ya da şu olabiliyor bazen, bir iyileşme krizinde takılı kalmış olabiliyor kişi. Ondan dolayı vücut su tutabiliyor. Mesela bir travma çalıştıktan sonra ödem atan çok insan var. Çok ilginç gerçekten. Bir Evet. arkadaşımız mesela şey sormuş Mukaddes Hanım. Obsesif bozukluk. OKB mi deniyordu ona? Evet, Obsesif kompulsif bozukluk. obsesif Değil mi? Takıntı. kompulsif. Aklımda takıntı. Obsesif kompulsif. Evet. Bozukluk. Mesela OKB'de cinsel utanma travmaları çok çıkar. Atalarla bağlantısı çok çıkar OKB'de. Yani atalara bakmak gerekebiliyor. Kadın Bakın menopoz. Kadınlar derken Menopoz. menopoz, evet hocam. Evet. Erkeklerle yaşanan şiddet anıları, hatıraları hem kendinde hem atalarında bakması gerekiyor. Erkeklere karşı duyduğu o öfke, o sıkıntılı süreçleri çözdüğü anda normale dönecek. Bu tabii erken menopoz. Normal menopozda da zaten doğal bir şey. O doğal. Tabii. Ama bir sıkıntı yaşıyorsa erkeklerle ilgili olan kendinin ya da annesinin. Yani çünkü niye annesinin diyoruz? İşte DNA'lar yoluyla bize aktarılıyor. Kendi travmamız gibi yaşıyoruz. İşte buna aile dizimciler mesela kader takibi der. Çok önemli bir konu bu. Ne oluyor orada? Hastalık kaderini takip ediyor. Ya da işte bir travma takibi yapıyor. Biz genelde travma takiplerine bakıyoruz. Ve oradaki travmayı çözdüğümüz anda tamamıyla değişiyor. İşitme kaybı da aynı şekilde duymak istememek, değil mi? Duymak istemediği bir şey olabilir. Annenin duymak istemediği yine hamileyken olan travmatik durumlar olabilir. Bir sesi baskılamak için olur. İç sesi dinlememek olur. İnanç boyutunda bakarsak. İnatçılık olur. İnatçı insanlar duymak istemezler. Yani kendi doğruları çok olan bir insan mesela bu konuda sıkıntı yaşayabilir. Yine mesela kansızlık enteresan. Anemi. Kan genelde atalarla ilgili bakmamız lazım. Atalar, klanına ait hissediyor musun? Hani kan o kandan mısın, bu kandan mısın diye diyoruz biz değil mi? O klanla ilgili, atalarla ilgili, soyla ilgili yaşanan travmalar özellikle ait hissetmeme, o klandan dışlandığını hissettiğin bir travma senin ya da atalarının var mı? Bir de bu kansızlıkta hocam kan tahlili, kandan yapılan tahlille hücre içi tahlil aynı olmadığı için kansızlık, yani kansızlık gibi zannedilir kandan alınan tahlilde, ama hücre içinde aslında hemoglobinin yüksektir. İşte orada şişler tuzlarının eksikliği olabilir. Bunu ben birkaç kez söyledim. Burada da bir kafalarını karıştırayım. Kansızlık zannedilen Aklını çok. şey kansızlık değil aslında, kalsiyum fosforikum eksikliği ya da ferrum fosforikum eksikliği olabilir. 2 ve 3 numaranın toprağın eksikliği olabilir, yani onları alsınlar. Çok güzel bir noktaya geldiniz aslında Fırat Hanım. Biz buna çok dikkat edin diyoruz. Mesela huzursuz bacak sendromu var diyor. Şimdi bu MS hastalığında da görülebilen bir şey. Varisleri çok olanda da huzursuz bacak çok görülebilir. Bir de ayrıyeten huzursuz bacak da olabilir. Yani bu noktada
bir hastalığın aslında gerçek sebebini tespit etmek o anlamda çok önemli. Onu tespit etmediğin zaman bizim koyduğumuz şunun travması şudur dediğimiz durum da orada işlerliğini yitirecektir. Göz yaşarmaları hocam, göz yaşarmaları. Hakikaten bu bende de vardır ha. Çok gözüm böyle yaşarır benim. Göz yaşarmaları da enteresan değil mi? Onun şeyi travması ne acaba? Ağlayamayan birinin yasını tutuyorsun işte orada. Hep gözüm Biraz yaşarır da benim. Hep böyle. Hep ağlar dururum ben. duygusal bir yapıya da sahipsiniz. Ondan Tabii, kaynaklı olabilir. O bir tabii. hastalık değil. Bir Yani şey. bazen şöyle bir hatayla da karşılaşmamak lazım. Mesela bazen işte kafamda sıkışma var hocam. Bunun travması ne diye yazıyor mesela. Kafadaki sıkışma bir hastalık mı? Bir hastalığın belirtisi. Evet. Hangi hastalıksa onu söylemen gerekiyor ki onun travmasını biz sana söyleyebilirim. Yani ağlama da mesela bir travmatik bir durum değil. Yani aslında orada öyle düşünmeyin. Ama mesela göz kuruluğu bir travma. Evet. Ağlamasına izin verilmemek. Evet. Çocuğun ağlamasına izin verdin mi, vermedin mi? Evet. Evet, bayağı sorular geliyor. Ne kadar vaktimiz var bu Baya arada? baya bir şöyle bir 9 dakikamız var hocam. Süper. EFT'ye inanmayanlarda fayda görür mü? Güzel bir soru bu. Kesinlikle görür. İnanması gerekmiyor. Kesinlikle görür. Çünkü akupunktur noktalarına basıyor. Değil mi hocam? Görür, inanırsa daha iyi görür tabii Daha şey. hızlı görür. Daha hızlı görür. Göz seyirmeleri hocam. Çok çok İşte orada soruyorlar bunu. ayrılık, görsel ayrılık. Evet. Çok sordular yine biraz önce. Burada sordular. Kadınların yüzündeki tüylenmeler. İki Güzel. tür bakabilirim. Bir tanesi genelde tüylenme, kaybolma travması yaşadım mı diye söyleriz. Yani hani bazen olur ya çocukken kaybolur. Anne baba arar nerede bu çocuk falan diye bir panik yapar. Bir de şöyle bir enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi sokakta yaşamayı tercih eden insanlar var biliyorsun. Evsizler. Onları istiyorlar onlara. Şimdi bunlar mesela dışarıda ne yapıyorlar? O koşullara adapte olmaya çalışıyorlar. Bir süre sonra bakıyorsun o soğuktan korunmak için vücutlarında kıllar çıkmaya Evet. başlıyor. Daha fazla kıl çıkıyor normal bir insana göre. Yani doğada da kaybolmak demek sokakta yaşamak demek. Yani bir kere kayboldum deyip de aa geçti işte beni buldular gibi bakma. Ha bu kaybolma travması bir tane sebeplerinden bir tanesi. Başka bir şey de olabilir. Mesela kadında kıllanma, tüylenme varsa bir kadın kimliğiyle barışık mı değil mi bir bakması gerekebilir mesela. Önemli bir konudur o. İlk önce değil mi? Dişil Ben enerjinin. önce ona baktırıyorum. Evet. Önce bir dişil enerjiye bakmak lazım. Hocam yöntemle ilgili bir soru var. Onun için sormam lazım. Travmayı bulamamak. EFT için bir sorun olur mu? İllaki sebebi bulmalı mıyız? Hatırlayamazsak yine de çözülmez mi? Mesela ben çocukluğumu hatırlamıyorum demiş birisi. Burada iyice Şimdi oturmamış bir şey var. Onun için bunu da cevaplayalım diye düşündüm hocam. travmayı biz bilinçaltına buduruyoruz. Yani bilinçli olarak bulduğumuz travmalar genelde bizi yanıltıyor. Yani bazen bir kişi gelir der ki benim travmam şu olay. Biz bilinçaltı çalışması yaparız. Yani ben o olay zannediyordum ama bu çıktı der. Dolayısıyla hatırlaması gerekmiyor. Bilinçaltına belli soru sorma teknikleriyle, belli duygusal işte regresyon teknikleriyle zaten biz onu hatırlamasını sağlayacağız. İkinci soru da çok önemli. Mukaddes Hanım dediniz ya hani buradaki kişinin yaşamış olduğu travmayı hatırlamadan bu olay çözülür mü? Evet mesela bazen biz demolar yapıyoruz travmasını hatırlamıyor çözülüyor. Yani veya işte ağrıya kızma yapıyoruz ağrının kökenini bilmiyoruz ama ağrı çözülüyor. Kedi fobisinde kediyi karşısına getiriyoruz kişinin kediye bakarak EFT vuruşu yapıyor. Orada bakıyorsun kediyi kucağına almaya başlıyor çözülüyor. Ama şöyle bir şey var çözülse de bazı problemlerde çözülmüyor. İşte çözülmediğinde atalara gitmek lazım. Çözülemediğinde atalara döneceğiz o zaman. Evet. Ya Donuk da sorunun kaynağı. zekayı kardeşimiz 9-10 kere sormuş. Vebaline girmek istemedim. Çocuklardaki donuk Onu zeka hocam. hatırlamıyorum Ben şu an. de bilmiyorum canım Donuk hocam. Ama bir annenin çığlığı olduğu için sormak istedim. zekayı hatırlamıyorum. Evet. Çocuktaki donuk zeka. Evet. El titremesi hocam. El titremesi. Şimdi benim böyle bir çalıştığım vaka vardı. Şimdi el titremesinin travması şu çıktı. Askerde
bir terörle mücadele olayı var yani ve bir bomba patlıyor. Bir arkadaşının vücudunun yarısı yok oluyor orada. Arkadaşını sedyeye alıyorlar. O da o sırada şöyle bir ikilem içerisine giriyor. Sedyeyi ben bir tutayım, tutmasam mı, hareket edeyim mi, etmesem mi? Savaşamıyor, kaçamıyor, donup kalıyor. Savaşamama, kaçamama, donup kalma. Bir de sedyeyi elimle tutacağım mı, tutmayacağım mı? El titremesinin sebebiydi. Olayı bulduk. EtT vuruşlarıyla duyguyu boşalttık. Kişinin el titremesi geçti. Hocam. Yani böyle olayları gerekebiliyor. Hocam çocuklarımıza kıyamadığım için anneleri biraz ben kayırıyorum galiba. Çocuklarda dikkat eksikliği ya da hiperaktivite söylemeyelim. Çocuklarda dikkat eksikliği hocam. Hiperaktivite de söyleyebiliriz. Aha. Şimdi Evet. hiperaktiviteyi söyleyelim önce, sonra dikkat eksikliğini söyleyelim. Mesela anne karnında bebeğiniz hareket ediyor mu etmiyor mu diye kaygılandınız. Çocuk annemin kaygısını korkusunu gidermek için ekstra hareket edeyim der, hiperaktif çocuk olur. Yine travmalarından bir tanesi. 4-5 tane çıkabilir bu konuda da var. Hepsini şimdi saymayalım, kafa karışıklığı yaratmayalım. İkincisi, dikkat eksikliği için bir travma söyleyelim. Aslında demin söylemiştik, bir daha söyleyelim. Siz çocuğunuzu birinin baskısından korktuğunuz için dinliyormuş gibi yapıp başka şeyler düşündünüz mü? Hani şimdi mesela kayınvalide evde yaşıyor, evde yakın, apartman daire yakın. Geliyor sana sürekli derdini anlatıyor. Sen de o otorite ve sen de dinliyormuş gibi yapıyorsun. Ama aklından başka şeyler geçiriyorsun. Bak çocuk da bunu alıyor, dikkat eksikliği. İki, babadan yeterince güç ve destek alabildi mi? Özellikle dikkat eksikliğinde baba enerjisi düşük olabiliyor çocuğun. Burada o enerjiyi o çocuğa vermek gerekebiliyor. Üç, kayıplar dikkat eksikliği yaratıyor. Hafıza kaybı da yaratıyor aynı zamanda. Unutmalıyım diyor ya hani insanlar o şeyi, yaşadığı kayıpları. Kendi yaşadığı ya da çocuğun yaşadığı, yaşına bağlı olarak değişecektir. Evet Serpil Hanım, bana olan saygınız ve sevginiz kaybolabilir. Bu sizin seçiminiz olacak ama bir düzeltme yapalım hocam. EFT değil, nöroformat olarak düzeltmem gerekiyor sanıyorum. Doğru. Yok. Doğru. Nöroformat diyoruz. Nöro EFT diyoruz. Bu arkadaşımızın nöroformat demesine katılmıyorum. Nöro Evet. EFT tekniği diyoruz. Hatta biz o ismi de değiştirdik. Nöro DNA diyoruz. Nöro EFT uzun geldiği için EFT diye verdim ben ama sevgim saygım kaybolmasın diye ikaz etmiş. Teşekkür ederiz kardeşimiz. Sağ olun. Düzeltmiş olduk Nöro EFT olarak böylece. Benim de dilim Yani EFT'ye alış. EFT vuruşları yapıldığı için nöro EFT diyoruz. Bu arada şöyle de bir şey yapın. Demoları yaparken evet EFT vuruşları kullanıyoruz ama gerçekten eğitime gelen arkadaşlar bazı travmalara gittikleri zaman EFT vuruşları kullanmadan da çözebiliyorlar. Yani tamam kolaylaştırıcı bir yöntem ama tek yöntem budur gibi bir iddiamız zaten yok. Onu da söylemiş olalım. Evet. Hocam bir 2 dakika kaldı. Ne yapalım? Aa çok az kaldı. Çok az kaldı. Valla şöyle söyleyelim. Burada bir sürü travmaları arkadaşlarımız üst üste sormuşlar. Kıyamam. O Herhalde. kadar çok ki soruları. Canlarım ya. Ah hocam ah. Evet genelde herkes travmalarından yani ne yapsınlar? Sizi takip etsinler, beni takip etsinler, Bülent Şahin'i takip etsinler. Evet. Evet, doğru Artık bunu doğru söylüyorum. doğru yerleri takip ediyoruz canlar. Zaten şimdi hocamı bulacaksınız, Abdullah hocamı bulacaksınız. Yayını hemen şimdi Öge TV'ye yükleyeceğim. Yarın YouTube kanalına yükleyeceğim. Hocamın YouTube'unda da olacak. Benim YouTube'umda da olacak. Hocamı mutlaka illaki takip edin diye getirdim buraya. Hocamla yine yayın yapacağız. İnşallah bir gün sırf demo yaparız burada. Hepimiz toplanırız. Şu anda 1650 kişi çok azız. Toparlanırız hep birlikte bir demo yaparız. Sorularımızı sorarız. Bırakmam ben hocama artık gelir. Bülent Şenyürek gelecek önümüzdeki hafta. Onu takip edeceksiniz bugün bulamasanız bile. Önümüzdeki hafta hocamla birlikteyiz. Yine Abdullah hocamla birlikte devam edeceğiz inşallah. Panik yok canlar. İnşallah. Akıştayız. Hocamın sayfasına girin ne olur. Orada birçok video var. Yani sadece burada değil. Yine YouTube kanalında birçok videosu var. Onlarda mutlaka sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Evet, Abdullah Canı Kesinlikle. Tez. Evet canlar. Canım Evet, hocam, evet de sen. kalbinize sağlık. Güzel yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Benim güzel hemşerim. Çok teşekkür ediyorum size.
Rica ederim. İnşallah en kısa zamanda bir programda tekrar görüşmek üzere. Çok keyifli oldu gerçekten de benim için de. Hani dedik biraz önce söyledik ya, işi bilenler olarak yapmak daha etkili oluyor. Canımsınız, canım hocam. Güzel insan. Üstadlar bu kadar alçak gönüllüler. Seviyorum sizi gerçekten. İzliyorum boş kaldıkça. Bana uymayan saatlerde geliyorum Bülent hocamla sizi izliyorum. Canlarım da gelir, izlerler sizi. Kalbinize sağlık, yüreğinize Teşekkür. Herkese iyi geceler. güzel güzel akşamlar diliyorum. Canlar hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere inşallah.